Efendim 3 Şubat günlerden Cuma, haftanın son iş günündeyiz ve yeni bir günlük yayınıyla sizlerle beraberiz sayın seyirciler. Ekranları başındaki siz izleyicilerimiz ve tabii ki radyoları başındaki dinleyicilerimiz efendim herkese güzel bir gün dileyelim ve artık haftanın son iş günü yavaş yavaş hafta sonuna doğru da yine saatler yaklaşıyor. Ekranları başındaki izleyicilerimize yine bugün de dopdolu bir yayın hazırladık. Farklı perspektifle aynı zamanda özgür haberciliğin adeta en zirve haberlerini bugün de sizlerle paylaşacağız. Gerçek ve doğru haberi her zaman olduğu gibi yine ulusal kanal ve ulusal radyodan duyacaksınız, alacaksınız sayın seyirciler. Ben Serkan Aksarı, hepiniz günlük yayınına hoş geldiniz efendim. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını, verilerini açıkladı. Gelin o verilerle günlüğe başlayalım sayın seyirciler. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık bazda %6,65, yurt içi üretici fiyat endeksi %4,15 olarak artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %57,68, yurt içi üretici fiyatlarında %86,46 olarak yansıdığı rakamlara enflasyon yıllık bazda 57,68 rakamını da görmüş olduğu genel olarak TÜİK'in açıkladığı rakamlar böyle efendim. Devam edelim. Şimdi diğer bir gelişmeyi aktaracağız. Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilere eş zamanlı alınan faaliyet durdurma kararlarından duyulan rahatsızlık iletildi sayın seyirciler. Bakın bu tür yaklaşımların terör örgütlerine hizmet ettiği de vurgulandı. O yine davette sayın seyirciler. Duyulan rahatsızlık bir kez daha dillendirildi. İşte o buluşmaya dair haberimiz geliyor efendim. İzleyelim. Güvenlik tehdidi bahanesiyle İstanbul'daki konsolosluklarının çalışmalarına ara veren Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin de bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri kaynaklarından verilen bilgiye göre, büyükelçilere eş zamanlı olarak alınan faaliyet durdurma kararlarından Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık iletildi. Bu tür yaklaşımların terör örgütlerine hizmet ettiği vurgulandı. Ülkemizde bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılmış, konuya ilişkin tepkimiz aktarılmıştır. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği, bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanmıştır. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimizin güvenlik bilimlerimizle işbirliği olduğu belirtilmiştir. Devam ediyoruz. Avrupa'da Kur'an yırtma eylemlerinin ardından Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, aynı zamanda Hollanda, İngiltere ve Kanada Türkiye'de terör saldırısı olabilir uyarısında bulundu sayın seyirciler. Yanlış duymadınız. Evet, Türkiye'de terör saldırısı olabilir uyarısı yaptı. Ülkeler İstanbul'da bulunan konsolosluklarını ise güvenlik gerekçesiyle geçici süreliğine kapattı. Az önceki haberimizde de özellikle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan büyükelçilerle ilgili detaylara bakmıştık. Ve bir taraftan da batılı ülkelerin bu tavrına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok net ve tepkivari ifadelerle seslendi. Şöyle ki 60 milyon turist hedefinin açıklandığı gün yapılan bu girişimin Türkiye'ye karşı başlatılan psikolojik bir harp olduğunu dile getirdi. İşte Soylu'nun bu konuyla ilgili açıklaması çok önemli. Gelin o açıklamaya bir kez daha bir göz atalım efendim. Hatay'daki TC polis evine yapılan saldırı 2022 yılında Büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir.
aynısıdır. İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kur'an yakmayla Hollanda'da gerçekleşen Kur'an yırtma eylemlerinin ardından batılı ülkeler Türkiye'yi riskli ülkeler statüsüne aldı. Önce kışkırtma yapan, sonra da Türkiye'de panik havası yaratmaya çalışan Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada. Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşları için terör saldırısı uyarısında bulundu. Hollanda, İngiltere ve Almanya Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmakla yetinmedi ve geçici olarak konsolosluklarını kapattı. Batılı ülkelerde ise tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır dedi. Bazılarını kendi emniyet güçleriyle muhafaza ettiler. Saldırıların devamını temin edebilmek için ve bunu demokrasi ve özgürlük olarak nitelendirdiler. Ve bütün bunları yaparken de hem kendileri yaptılar, hem kendileri tahrik ettiler, hem kendileri izin verdiler. Onun akabinde de büyük elçilerin, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'ye karşı yapmış oldukları deklarasyonda hangi büyük elçi bu deklarasyonun altına imzalanmasını salık vermişse, Türkiye'de yaklaşık 3-4 gündür bir DAEŞ hadisesi üzerinden büyük elçiliklerin ve aynı zamanda biraz daha genişleterek bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koyarak bir istihbari notla diğer büyük elçiliklere de biz kapatıyoruz, siz de kapatın telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Öte yandan terör saldırısı uyarısında bulunan ülkelere mesaj verdi. Soylu, terör örgütünü besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz dedi. Büyük bir planın 1923'te gerçekleştiremedikleri, kurtuluş mücadelesinde gerçekleştiremedikleri hala içlerinde kalmış büyük bir planın bir parçasıdır. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada özgür, hür ve bağımsız olmamızı istememektedirler. Bu kadar açık ve nettir. Ayaklarımız üzerine durmamızı istememektedirler. Amerika Birleşik Devletleri namluları Türkiye'ye dönük olan NATO'nun genişlemesi için yaptırıma yeltendi. 27 senatör ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. ABD, Türkiye'yi tehdit eden NATO'nun genişlemesi için yaptırım hamlesine hazırlanıyor. Amerika'da 27 senatör, Amerikan Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. Mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi. Senatörler, Türkiye'yi hedef alan ve terör eylemlerinin desteklendiği İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mütabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu. Mektupta iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi. F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı. Her fırsatta gördüğünüz gibi işte gerek NATO güçleri, gerek Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri yine emperyalist yapı işte Türkiye'ye aklı sıra bir yaptırım uygulamaya çalışıyor sayın seyirciler. Bir taraftan da ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demirledi sayın seyirciler. Gemiye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. ABD donanmasına ait savaş gemisi US-Nice, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında demirledi. Sabah saatlerinde Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na giren gemiye sahil güvenlik ekipleri de eşlik etti. Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü. ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi. Şimdi hem NATO'nun açıklamalarına bakıyoruz, özellikle bu yaptırım çağrısı
Türkiye hakkında 27 senatörün mektup yazması, bir taraftan da bu ABD savaş gemisinin İstanbul Boğazı'na demirlemesi, ABD Büyükelçisi'nin gemiyi ziyarette bulunma isteği vesaire. Yani bakıyorsunuz böyle bir hani bir dolap mı çevriliyor, ne oluyor, ne bitiyor diye de işin açıkçası insanın aklına soru işaretleri gelmiyor değil sayın seyirciler, biliyorsunuz. Yani her fırsatta Türkiye aleyhine işte açıklamalar yapan, hem ekonomik anlamda açıklamalar yapan ki az önce işte o büyükelçilerin yaptığı davranışı biliyorsunuz haberimize de verdik sayın seyirciler. Konsoloslukların kapanması, o konsolosluğun işte bir taraftan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, yani inanılmaz Ankara'da bir hareketlilik söz konusu. Bakalım, yani pek hayra alamet değil denir ya efendim, tıpkı onun gibi bir tablo hakim. Dolayısıyla çok uyanık olmak lazım ve bu stratejileri de iyi bilmek ve iyi belirlemek lazım efendim ülkenin menfaati adına. Şimdi Filistin'de bir ay içinde işgalci İsrail'in eylemleri sonucu 8'i çocuk 35 Filistinli hayatını kaybetti sayın seyirciler. Evet, yanlış duymadınız, bakın. 8'i çocuk bir ay içinde, dün de haberimize paylaşmıştık. Ocak ayı en çok yine Filistinli'nin bugüne kadar, son dönemde bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısı anlamında da Ocak ayı çok gerçekten kötü bir ay olmuştu. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı gerilimi sözde azaltmak niyetiyle bölgeye gitti ve Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası röportaj verdi İsrail Başbakanı. Ve katliamlarını meşrulaştırdı tabii her zaman olduğu gibi ve uzun vadeli barışın da mümkün olmadığını söyledi. İsrail'in Batı Şeria'da eylemleri arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Ocak ayının 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay olduğunu açıkladı. Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada bu kentte 20, bu ay içinde 8'i çocuk, toplam 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Devlet Başkanı Netanyahu CNN'e röportaj verdi. Netanyahu, Batı Şeria'daki eylemleri hakkında meşru olduklarını iddia ederken yeni yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını duyurdu. Hiçbir zaman iki devletli bir çözümün tam destekçisi olmadık. Askeri veya güvenlik gücü olmadığı sürece bir Filistin devleti kabul ediyoruz. Batı Şeria'daki vatandaşlarımızın yerleşim bölgelerinin güvenliğini sağlıyoruz. Toplu cezalandırma söz konusu değil. Bize eylem düzenleyenler terörist, suçluları koruyanlar da terör destekçisi. Biz teröristleri ve onları destekleyenleri hedef alıyoruz. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin güvenliğini arttırmak için terörizme bulaşan veya terörü destekleyen ailelerin bölgedeki ikametini iptal edecek yasa tasarısını çıkarmak için çalışıyoruz. Netanyahu röportajında açıkça ifade ederek önceliklerinin Filistinlilerle barış olmadığını, bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle normalleşmeyi öncelik olarak gördüklerini dile getirdi. En büyük hedefimiz Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle normalleşmek. Suudi Arabistan ile barış, Suudi liderliğine bağlı. Filistin ile barış için Arap-İsrail çatışmasının etkili bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Ancak böyle olursa Filistinlilerle uygulanabilir barış sağlayabiliriz. Arap dünyası Filistin'in kuyruğunu sallamasına izin vermesin. Bölgeye tansiyonu sözde düşürmek için gelen Amerikan Dışişleri Bakanı iki tarafla görüştükten sonra Tel Aviv Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi. Amerika sözde arabulucu olarak geldiğini açıklarken konuşmasında İsrail'in işgalci girişimlerini görmezden geldi. İsrail ile Filistinliler arasındaki herhangi bir nihai anlaşma İsrail'in güvenliği kontrol etmesini sağlar. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmemde Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki hava sahasını kimin kontrol ettiğini bilemezsiniz dedim. Bir uçağın geçmesi 2 dakika sürer. Ne yani, bir dakika İsrail kontrol ediyor, diğer dakika Filistinliler mi? Elbette uygulanabilir değil. Bu konu hakkında başkalarının da bana söylediği gibi bana biliyorsun ama bu mükemmel bir egemenlik değil dedi. Ben de haklısın dedim. Ama buna ne denir bilmiyorum. Onlara hayatlarını kontrol etme, memurlarını seçme, ekonomilerini yönetme, kurumlarını yönetme, bayraklarına sahip olma ve parlamentolarına sahip olma fırsatı veriliyor. Filistin güvenlik kontrolüne sahip olmakta ısrarcı.
Diğer taraftan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi Sayın Seyirciler. Teklif gelecek hafta Salı günü genel kurulda görüşülecek. Komisyon görüşmelerinde merak edilen emekli aylıkları gündeme geldi. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat maaşların 1 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi. Milyonların gözü kulağı EYT kanun teklifinde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Salı günü genel kurulun gündemine gelecek. Teklifle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlarda yaş şartı kalkacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu olan emeklilik artık isteğe bağlı bırakılacak. Komisyon görüşmelerinde merak edilen emekli aylıkları gündeme geldi. Teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Aydemir, milletvekillerinin EYT'lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir, ortalama emekli aylığının SSK'lılarda 7.797 lira, Bağkurlularda 5.811 lira, emekli sandığı iştirakçilerinde ise 12.389 lira olacağını anlattı. Aydemir, ortalama aylığın da 8.733 lira olacağını kaydetti. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat, borçlanma başvurularında 3 gün içinde 1.100.000 kişinin başvurusunun alındığına dikkat çekti. Arat, kanun Şubat ayı içinde yasalaşırsa emeklilik başvurusunda bulunanların Mart ayı itibariyle emekli aylığını hak etmiş olacağını belirtti. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile çalışanların maaşlarını 1 Mart'tan geçerli olarak almaya başlayacaklarını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de emeklilikle ilgili tüm başvuruların E-Devlet üzerinden yapılması konusunda altyapının hazır olduğunu ifade etti. EYT konusu az önce de aktardığımız üzere Salı günü artık tam anlamıyla Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüş olacak Sayın Seyirciler. Diğer taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'na cemevleriyle ilgili çalışmaları yürüten Doktor Ali Arif Özdeybek atandı Sayın Seyirciler. Atama kararı resmi gazetede de yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'na atama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Doktor Ali Arif Özeybek, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atandı. Atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Alevi Bektaşi kardeşlerimizin taleplerine çözüm bulmak ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız tarafından bugün Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı olarak görevlendirildim. Özeybek, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Başlatılan hizmet sürecini tamamlamak ve halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ekip arkadaşlarımızla en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun dedi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 9 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmuştu. Başkanlığa atanan Özeybek, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmişti. Ali Arif Özeybek, son dönemde yürütülen Alevilerle ilgili çalışmalarda cemevlerini ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Diğer taraftan Vatan Partisi'nin 2 gün sürecek Bursa programı için hazırlıklar da tamamlandı Sayın Seyirciler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve partinin MYK üyesi Şule Perinçek, 5 ila 6 Şubat tarihlerinde Bursa'da olacak ve program Vatan Partisi'ne üye katılım töreniyle gerçekleşecek. Büyük kurultayını tamamlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne Türkiye'nin dört bir yanından katılım var.
Vatan Partisi'nin 2 gün sürecek Bursa programı için de hazırlıklar tamamlandı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'la partinin MYK üyesi Şule Perinçek 5-6 Şubat tarihinde Bursa'da olacak. Vatan Partisi üye katılım töreni 5 Şubat'ta saat 13'te Ramada Otel'de yapılacak. Törende Bursa'nın tanınan simalarının ve iş insanlarının Vatan Partisi'ne katıldığının ilan edilmesi bekleniyor. Üye katılım törenine bütün Bursa halkı davet edildi. Evet, Bursa programını, Vatan Partisi'nin Bursa programını sakın ola kaçırmayın. Hafta sonu ulusal kanal ekranlarında da hem saat başı haberlerle Bursa programının ayrıntılarını duyuracağız. Hem de aynı zamanda yayınlarımızda, canlı yayınlarımızda da tüm ayrıntıları yine ulusal kanaldan almış olacaksınız, detayları. Vatan Partisi'nin Bursa programını sayın seyirciler. Şimdi bir operasyon haberinin ayrıntılarına bakacağız. Alışmışsınızdır. Yine Ataşehir Belediyesi, yine bir CHP Belediyesi sayın seyirciler. Bakın, iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu tam 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesi'nin 2, Kadıköy Belediyesi'nin 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 2013 yılında Ataşehir Belediyesi'ne büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi. Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Evet, bir CHP'li belediye ve yine Ataşehir Belediyesi'nde bir yolsuzluk operasyonunun görüntülerini paylaştık sayın seyirciler. Şimdi az önce bir Amerikan gemisinden bahsetmiştik. Şimdi o geminin görüntülerine bir bakalım dilerseniz. Evet, yönetmen arkadaşımız da hemen arka kısımda bakın ekranlara yansıtmış olduğu sayın seyirciler. Video Wall'de de ekranlarınıza geliyor. Şimdi özellikle bu görüntülere baktığımızda ABD donanmasına ait Aleh Burke sınıfı Us Nise destroyerinin İstanbul Boğazı'na giriş yaptığı anlara ait görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Ve yine bir Amerika gemisi gördüğünüz gibi sayın seyirciler ve ABD Büyükelçisi Flake'in de gemiyi ziyaret etmesi bekleniyor. Yani bu Amerika gemisinin özellikle Boğaz'da demirlemesi, Türkiye'de demirlemesi gerçekten anlaşılır gibi değil. Ne yapmaya çalışılıyor? İşin açıkçası bir türlü anlamış değiliz. Ancak şunu da özellikle ifade etmiş olalım. Biliyorsunuz yıllar önce de Türkiye Gençlik Birliği bu anlamda Amerikalı askerlere çuval geçirme eylemi gerçekleştiriyordu. Yani Amerika'ya en sert tepki yine Vatan Partisi'nden ve bu yine görüntülere karşı Türkiye Gençlik Birliği'nden geliyor sayın seyirciler. Ve anlaşılır gibi değil, çok rahat bir şekilde işte bayrak da Amerikan bayrağı da geminin üzerine asılmış bir şekilde maalesef limanlarımıza rahat bir şekilde konuşlanabiliyor. Ne yapılmaya çalışıldığını gerçekten anlamış değiliz. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri gemisinin bizim boğazımızda
bizim kara sularımızda ne işi var sorusunu bir kez daha buradan yetkililere, sorunun muhataplarına özellikle sormuş olalım sayın seyirciler. Bakın gördüğünüz gibi yine sahilimize, evet boğaza demirlemiş durumda Amerika gemisi. Az önce de aktardığımız üzere sayın seyirciler. Böyle bir görüntü var. Bizler de sizlerle paylaşalım istiyoruz. Ve bir kez daha buradan yetkililere seslenmiş olalım efendim. Bu ABD gemisinin bizim boğazımızda, bizim kara sularımızda, bizim deniz sularımızda ne işi var diye buradan yetkililere bir kez daha seslenelim. Dileriz yetkililer bu sorunun cevabını verebilirler. Ama şöyle bir gerçek var ki, yani özellikle bir Amerika gemisinin, yani özellikle siyaset sahnesinin, dünya siyasetinin daha doğrusu hareketli olduğu ve dengelerin artık tam anlamıyla belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde niçin Türkiye'de olduğu ve niçin kara sularımızda bu anlamda demirlediğini de anlamış değiliz efendim. Aynı soruyu bir kez daha arkadaşlar yazmışlar. Ben de bir kez daha soruyorum efendim. ABD gemisinin boğazımızda ne işi var diye de sormuş olalım. Peki devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdi Ataşehir Belediyesi'nden görüntüler paylaştık az önce, bir operasyonun görüntüleri. Şimdi yine bir CHP'li belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir İETT otobüsü yine ölüm saçtı sayın seyirciler. Gün geçmiyor ki artık bunu söylemekten gerçekten biz yorulduk. Anlaşılan o ki İBB, İETT bu kazalara bir türlü maalesef çözüm bulamıyor efendim. Böyle bir tablo var. Bu kez adres Bahçelievler. Bahçelievler'de bir İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı. Bu kez ölümlü bir kazanın görüntüsünü vereceğiz. Bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor efendim. İETT otobüsü yine bir can aldı. Bahçelievler'deki İETT otobüsü sebebi bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada fiziksel engelli Hikmet Kaya olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde kontrolden çıkan İETT otobüsünün durağa yaklaşırken önce bazı yolculara çarptı. Diğer yolcuların bu sırada panikle kaçıştığı ve otobüsün bir minibüse çarparak durabildiği görüldü. İETT otobüsleri yılın ilk ayında onlarca kazaya karışırken yüzlerce İETT otobüsü de yolda kaldı. Yeterli ve gerekli bakımları yapmadığı için İETT otobüslerinin yolda kalmasına ve kazaya karışmasına neden olan CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete ise İBB yönetimi 4 ay için 76 milyon 180.500 lira ödüyor. Şimdi haberi habere şöyle bir göz attık sayın seyirciler. Bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bir kazadan bahsediyoruz. Bir İETT kazasından. Şimdi diyorlar ki ya işte sosyal medyaya bu tarz görüntüler çok erken düşüyor. İşte vatandaşlar kötü niyetli diyenler var. Buna bizzat şahit olan biri olarak söylüyorum. Şöyle ki geçtiğimiz günlerde Avcılar'da yine buna benzer bir kaza vardı. Daha doğrusu arızalanan bir otobüs, bir metrobüs söyleyelim. Şimdi bu metrobüs arıza yaptıktan sonra tabii arkadan gelen metrobüsler de haliyle geçiş hattı olmadığı için de beklemek zorunda kaldılar. Şimdi orada bir özellikle metrobüs şoförü diyor ki ya işte vatandaşlar ne kadar kötü niyetli. İşte herkes telefonunu açıyor işte bu kaza anını ya da işte bu arızalanan otobüsü çekiyor, sosyal medyadan paylaşıyor. Ama bilmiyorum, hani siz bilir misiniz efendim? Eminim ki hani İstanbul'u uzun yıllardır yaşayan insanlar çok daha net bir şekilde bilirler. Eskiden bu tarz görüntüleri inanın hiç görmezdik. Bakın hiç diyorum. Yani çok nadir, yani inanılmaz şekilde baktığınızda bu kazalar ciddi oranda da artmış durumda. Yani buna bir çözüm bulabilecek mi İmamoğlu? Gelinen noktada 2019'dan bu yana bulmuş değil. Ve her geçen gün bu haberler daha da artıyor. Bakın ölümlü kazalardan bahsediyoruz. Anlaşılır gibi değil efendim. Şimdi bir düzensiz göç haberimiz var. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın bir haberi, daha doğrusu detayı. Yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı Göç İdaresi. 10.520 yasa dışı göçmenin Türkiye'den sınır dışı edildiği aktarıldı.
Yılın ilk 6 ayında 10.520 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Verileri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. 10.520 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek %113'lük başarı sağlandığı kaydedildi. 21.295 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellenirken son 12 ayda 130.159 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2022 yılında 237 Carter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte 124.441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. 2022, ülke tarihinin en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığı yıl oldu. Evet, bilgi vermiş olduk. 10.520 yasa dışı göçmenin Türkiye'den sınır dışı edildiği duyuruldu. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de artık sıra uçuşta açıklaması yaptı. İzleyelim haberimizi efendim. Motor çalıştı, sıra uçuşta. Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet'in motoru çalıştırıldı. O anların videosunu sosyal medyadan paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, artık sıra uçuşta dedi. Yaklaşık 8.000 parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı. Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek iki prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik tesislerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak. Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanıyor. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, silahlı ve silahsız hava devriyesi, akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek. ...2023 Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine aylar kala gözler seçmen kitlesinin büyük çoğunluğu olan gençlere çevrildi. 15 milyon genci kazanmak için sahneye çıkıp vaatler sıralayanlara ise bu kez Türk gençliği dur dedi. Türkiye Gençlik Birliği siyasilere seslendi. Gençlerin oyunu avlama turlarına çıkanlarsa artık paydos diyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz için sorumluluk almaya hazırız dediler ve gençlerinoyu.com platformunu oluşturdular. Biz Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sahibi Türk gençliğiz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliğiz. 2023 seçimleri geldi çattı. 6,5 milyon gencin ilk defa oy kullanacağı seçimde siyasilerin odak noktası oy kullanacak 15 milyon genç oldu. Türkiye Gençlik Birliği, gençliği hedef alan siyasilere dur dedi ve işi gençlerinoyu.com platformunu oluşturarak gençliğin gerçek taleplerini dile getirdi. Gençlerin oyunu avlama turuna çıkanlar, bunca yıldır gençlerin karşı karşıya oldukları zorlukları değil, aralarında ihaleleri paylaşanlar. Size artık paydos diyoruz. Gençlerin oyu buraya diyoruz. TGB Genel Başkanı Kayhan Çetin, biz gençleri kariyer avcısı, ülkeden kaçma meraklısı olarak görenler yanılıyorlar dedi. Atlantik sistemine bağlanarak parçalanmayı, bölünmeyi, üretimsizliği, işsizliği, pahalılığı, geleceksizliği dayatan sistemin sahipleri telaş içindeler. Biz gençleri kariyer avcısı,
ülkeden kaçma meraklısı olarak görenler yanılıyorlar. Vatanımızın toprağına, deresine, insanına, kültürüne, uygarlığına aşığız. Sistem partileri işsizlikle boğuşan gençliği batıdan fonlama vaatleriyle oyalamaya çalışılırken gençlikten o söylemlere de cevap geldi. Gençlerin oyu Türk gencini işsiz, Türkiye'yi üretimsiz bırakanlara, Amerika'dan, İngiltere'den sıcak para dilenenlere değil, planlı ve kamucu bir ekonomiyle hiçbir genç işsiz kalmayacak. Yatırım ve üretimde ayağa kalkacağız. Herkese iş diyenlere. Gençler barınma ve geri ödemeli kredi konusunda da taleplerini sıraladı. Üniversiteye adım attığında başını sokacak yurdu olmayan, KYK kredisi adı altında kendi devletine borçlandırılan, hayata o borçlarla başlayan öğrenciler yaratanlara değil, devlet öğrencisine ücretsiz barınma ve ulaşım sağlar. Kültür ve sanata, spora kolay erişimini sağlar. Üniversite bir boşluğun ortasına dikilmiş bir binadan ibaret değildir. Bunları sağlayacaksa üniversitedir diyenlere. Meslek kazandıran bir eğitim sistemi kurulacak. Üretimle eğitim beraber planlanacak. Herkes yeteneğine göre bir meslek kazanacak ve eğitimini aldığı mesleği yapacak diyenlere. Kültürel yozlaşmanın da hedefinde olan gençler, oyumuz milli kültürü ayağa kaldıracağız diyenlere dedi. İhale paylaşanlara değil, belediyede torpilsiz kimse olmaz diyenlere değil, adrese teslim atamalar yapanlara, Ankara'da dayın var mı diyenlere değil, atamada ve yönetimde liyakat diyenlere, torpil düzenine son diyenlere, rant değil üretim diyenlere. Niteliksiz üniversitelerin doğurduğu sonuçlara karşı da dur diyen gençler, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına göre seferber olan üniversiteler istiyoruz dedi. Gençliği Batı özentisi, LGBT aktivisti, değerlerinden ve kültüründen kopmuş bir kalıba sıkıştırmaya çalışanlara değil, milli kültür ve milli eğitimi göz bebeği gibi koruyacak ve emperyalist, yozlaşmış kültüre karşı milli kültürümüzü ayağa kaldıracak olanlara. Gençler siyasilere seslendi ve oyumuz Türkiye'yi tehdit edenlere, boyun eğmeyenlere dedi. Gençlerin oyu Türkiye'yi tehdit eden ABD ve İsrail tehdidine, onların Türkiye için yazdığı kanlı kargaşa senaryolarına, Türkiye'yi kuşatan NATO'ya, onların kuklası PKK ve FETÖ terör örgütlerine, meclisteki piyonları HDP'ye karşı tavrı, duruşu net olanlara, Diyarbakır anneleriyle omuz omuza HDP kapatılsın, PKK'nın kökü kazınsın diyenlere, komşularımızla ve dostlarımızla el ele verip bu kuşatmadan, bu tehditten kurtulacağız diyenlere. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı işte Kayahan Çetin'in bir bir gençlerle ilgili yine açıklamasına beraber baktık sayın seyirciler. Şöyle ki şimdi tabii bu açıklama önemli. Sayın Çetin'in açıklaması diyor ki gençlerin ülkemiz ve geleceğimiz için sorumluluk almaya hazırız diyorlar ve bunun için de gençlerinoyu.com platformunu oluşturdular. Dolayısıyla buradan da gençlerle ilgili yine gençlerin özellikle siyasi anlamda tavrı, beklentileri ve siyasetçilerden beklentileri noktasında da bilgi sahibi olabilirler. Gençlerinoyu.com platformundan sayın seyirciler. Şimdi Vatan Partisi ile ilgili çok önemli ve anlamlı olduğunu düşündüğüm bir haberi paylaşacağım sayın seyirciler sizlerle. Şöyle ki biliyorsunuz bu kira bedellerinin yüksek olması ile ilgili devlet mülklerinde kira bedellerinin 3 yıl dondurulması ile ilgili kampanyanın Ankara'da yine karşılık buldu. Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz ve beraberindeki heyetle birlikte bu duruma itiraz ettiler ve Vakıf Kuyumcular Çarşısı esnafını da ziyaret ettiler. Yani esnafları bu durumda yalnız bırakmadılar sayın seyirciler. Kira bedellerinde %360'a kadar zam yapıldığını belirtiyor esnaflar. Haklılar. Şimdi düşünün %30 değil, %50 değil, %100 değil. Bakın %360'dan bahsediyoruz. Şimdi kira bedellerinin de esnaf indirilmesini istiyor. Her zaman olduğu gibi Vatan Partisi yine bu esnafların yanındaydı. İzleyelim haberimizi.
Hakikaten şu anda bir kira terörü var. Bu yılki kira artışı gibi bir artışı ben bu 30 yıllık süre içerisinde hiçbir dönemde görmedim. Vatan Partisi devlet mülklerinde kira bedelleri 3 yıl dondurulsun kampanyası başlattı. Kampanya Ankara'da da karşılık buldu. Bu adaletsiz kiralar geri alınmalı ve vakıf mallarında ve devlet mülklerinde kiralar özellikle önümüzdeki süreci esnafımızla birlikte, üreticimizle birlikte atlatabilmek adına da 3 yıl dondurulmalı. İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da bazı devlet kurumlarına ait mülklerde fahiş kira artışları uygulandığı ortaya çıktı. Ben 1998 yılından beri vakıflar kiracısıyım. Bu yılki kira artışı gibi bir artışı ben bu 30 yıllık süre içerisinde hiçbir dönemde görmedim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ulus'taki Vakıf Kuyumcular Çarşısı'nda kira bedellerine %130 ila %360 arasında değişen zamlar yapıldı. Kimseden bir ses, ya kardeşim biz bunu şunun için yaptık. İşte biz geldik Ulus'ta bir çalışma yaptık, bir araştırma yaptık, bir raiç bedel araştırması yaptık. Bizim kiralarımız çok geride kalmış. Oturuyorsanız oturun, oturmuyorsanız boşaltın. Bu da yok. %200'e, %300'e varan zamlar var. Onunla ilgili bir yeniden düzenleme için Vatan Partisi olarak Vakıflar Müdürlüğü ile bu işi konuşacağız, görüşeceğiz. Düşmesini istiyoruz tabii ki de çünkü artık kiraya çalışmaya başladık neredeyse, öyle diyeyim. Tek isteğimiz en azından kiraların makul seviyeye inmesi. Mesela karşı taraftaki dükkanımıza 27 milyar kira istiyorlar. Benimki 2 milyardan 10 milyara kira çıktı yani. Siftah yaptığımız gün oluyor, yapmadığımız gün oluyor. Bura vakıfların yeri sonuçta. Evet. Biz devletin kiracısıyız. Aynen. Yani devletin kiracısı olduğumuz halde biz daha güvende hissediyoruz kendimizi ama şimdi benim 4.300 iken 13.000 lira olması canımızı yaktı ya. Kuyumcu esnafı fahiş artışa karşı dilekçe topladı. Dilekçelerle CİMER'e başvuran esnafın kira bedellerinde biner liralık indirim yapıldı. Ancak bu indirimde esnafın yükünü almadı. Artık insanlarda alım gücü kalmadı. Bu pazarı şenlik yapacağız. 3.716 lira olan kiramın 9.500 liraya yükseltildiğini gördüm. Ve hemen Allah Allah dedim, ne oluyor, diğer arkadaşlara sordum. Dilekçe topladık, CİMER'e yazdık. Buradan 200'e yakın. Tabii. Ondan sonra buradan bir grup arkadaş Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gitti. Sonra hesapları kontrol ettiğimizde kiminde 500 lira, kiminde 1000 lira, kiminde 1500 lira metrekarelere göre aşağı yönlü bir revize yapıldığını gördük. Benim 9500 olarak gönderilen kiram 8525'e düşmüş. Yani 975 lira. Aşağı doğru ama bu şartlarda bile %130'a tekabül ediyor. Kabaca bir hesap yapalım. 8000, 1000, 9 vergiler, sigortalar, hiç anahtarı çevirdiğim anda 15.000 lira burası. Kira, fahiş kira zamları vatandaşa emsal oluşturur duruma gelmiş ve vatandaş bu emsali kendi özel mülkünde de uygulamak üzere kiracısına adeta dayatır hale gelmiş. Aynen. Devletten örnek alarak. Aynen. Biz de diyoruz ki devlet tam tersi örnek olsun. Şu kira bedellerini tekrar adaletli bir şekilde düzenlesin. Bir de desin ki kardeşim ben devlet olarak mülklerimdeki esnafımın yanındayım, donduruyorum. Bu taşınmaz aslında bir üretim aracı. Siz üretim aracının maliyetini bu kadar yükseltip bundan bu kadar haksız gelir elde etmeye çalışırsanız oradan hayatını idame ettiren kişi kimse onu zora sokarsınız ve işlemez kılarsınız. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokköz, Vakıf Kuyumcular Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf, Vatan Partisi'ne başlattığı kampanya için teşekkür etti. Devlet, esnafını düşünecek, çarşısının bereketini düşünecek, istihdamı düşünecek, üretimi düşünecek. Vatan Partisi olarak biz bu vakıf, Ankara Ulus Vakıf Çarşısı'ndan başlıyoruz bu mücadeleye. Burada Suluhan var hemen yakında, Diyanet Çarşısı var. Bunların hepsinde aynı kira zamları yapılmış durumda. Vatan Partisi çarşılara bereket getirecek, esnafımızın yüzü gülecek. Bunun da başlangıcı olarak bu kira zamlarını uygun bir yere çekip kira bedellerini devlet mülklerinde 3 yıl süreyle donduracağız. Hakkı hukuku %30, %50, %40 başkanım, bunu sizin huzurunuzda vesilenizle ifade ettim. Ben size teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
Vatan Partisi yetkilileri gayet memnun. Esnaflar bu durumdan, bu ziyaretten bir hayli memnun. Çünkü neden? Yalnız olmadığını düşünüyorlar ve tek başına kalmadıklarını düşünüyorlar. Ve Vatan Partisi'nin de onlara destek olduğunu hissediyorlar ve Vatan Partisi bunu hissettiriyor şu sayın seyirciler. Peki devam edelim efendim. Diyarbakır'da sigorta istiyordu biliyorsunuz esnaflar. Fırıncılardan bahsediyoruz. Bakın uzun mesai saatlerinin kısalmasını istiyorlardı ekmek ustaları. Onlar kurultay yaptılar. Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği çatısı altında toplandılar. O işçiler çözüm önerilerini sundu. Aynı zamanda 200'e yakın ekmek ustasının katıldığı kurultayda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan da bir konuşma gerçekleştirdi. Bu dava bizim davamız dedi Tanhan. Tıpkı az önce Ankara'da olduğu gibi ve Vatan Partisi'nin fırın işçilerinin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu kurultayımız bir birlik kurultayıdır, bir emek kurultayıdır, bir ekmek toplantısıdır. Biz önümüzdeki ve geleceğimizi istiyoruz. Yanınızdayız, yanınızdayız, yanınızdayız. Diyarbakır'da çalışma koşullarının düzeltilmesi için mücadele de eden ekmek ustaları kurultayda bir araya geldi. Ustalar ve işverenler arasında çözüm odaklı bir ilişki kurmak istiyoruz. Ekmek teknelerimiz kapanmasını istemiyoruz. Ancak sigortası çalışmak da istemiyoruz. Çok fırıncı arkadaşlarımız aileleriyle doğru dürüst bir vakit ve bir yemek dahil yemiş değildir. Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği çatısı altında toplanan yaklaşık 200 fırın işçisi çözümü konuştu. Amacımız fırın ustalarının kayıt dışı ve sigortası çalışma koşullarına son vermek, mesai saatlerini düzenlemek ve ücretlerinin insanca yaşanma yetecek ölçüde belirlenmesini sağlamaktır. Büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadele aynı zamanda bir sendikalaşma mücadelesidir. İkisi birbirinden bağımsız değildir. Sizin ellerinizdir sizi kurtaracak olan. Kurtarıcılar yoktur başka. O yüzden bu sendikayı kuracak olan da bu derneği kuranlardır. Diyarbakır Fırın Ustaları Derneği Başkanı Şahin Demirel, sigortasız çalışmanın kabul edilemeyeceğini kaydetti. Özellikle sigortasız çalışmanın ve haksız rekabetin önlenmesi için derneğimiz yerel yönetimlerin denetimleri artırmasını sağlayacaktır. Tatil günlerinde çalışma ve mesai ücretlerinin ödenmemesi sorununu canımızı yakmaktadır. Kurultaya en başından beri fırın işçilerinin yanında olan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan da katıldı. Namus dedik, ekmek dedik, sigorta dedik. Bunu getiriyoruz. Diyarbakır'a bunu getiriyoruz. Emekçinin ücretinden çalınmayacak, ekmekten de çalınmayacak. Halkın aldığı ekmekten de çalınmayacak. Bu sese herkes kulak versin. Fırın ustası sigorta istiyor. Fırın ustası hakça maaş istiyor. Fırın ustası düzgün mesai istiyor. Çocuklarının yüzünü görmek, eşine akrabasına vakit ayırmak istiyor. Tanan, bu dava bizim davamız diyerek Vatan Partisi'nin fırın işçilerinin yanında olduğunu vurguladı. Vatan Partisi olarak ne zaman, nasıl isterseniz, hangi koşullarda olursak olalım, iki elimiz kanda olsa yanınızdayız, yanınızdayız, yanınızdayız. Kurultaya katılanlar arasında DİSK Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan da vardı. Türkiye'nin birçok yerinde fırın işçileri örgütlenerek, dernekler kurarak, sendikalaşarak yeniden mücadelelerini hatırlattılar. Biz geleceğimizi istiyoruz. Biz eksik ettiğimiz günleri değil, kazanmak istediğimiz günleri istiyoruz. Gelin, biz birlikte güçlü oluruz. Fırın ustaları gördüğünüz gibi sayın seyirciler işte emeklerinin karşılığını almak istiyorlar, sigortalı olmak istiyorlar ve tüm bu sıkıntılarını da artık bundan böyle bir dernek çatısı altında yine dile getirecekler. Artık onların bir derneği var. Kendi dertlerini daha, kendi sorunlarını daha rahat anlatmaları açısından sayın seyirciler. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Avrupa bize aferin diyecek sözlerine bakın hangi cümlelerle yanıt verdi sayın seyirciler. Sosyal medya hesabından Çıkış Yolu programındaki konuşmasını paylaşan Perinçek, Millet İttifakı'nın programı Amerika ve Avrupa'dan aferin alma programı ifadelerini kullandı.
Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar böyle hayranlıkla diyecekler ki ya aferin Türkiye'de şuna bak diyecekler ya. Altılı Masa mutabakat metninde Batı'ya bağlılık sözü verirken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Avrupa bize aferin diyecek sözleri büyük tepki çekti. Babacan demiş ki eğer demiş biz demiş Avrupa Birliği'ne falan girersek demiş bize aferin. Oradan aferin derler. Tabii. Aferin kelimesini de o kullanıyor. Tabii. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Babacan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakın milli devleti tasfiye ederken milli onuru, milli haysiyetleri hepsini tasfiye ediyor. Çünkü bir milletin onuru devletidir. Çünkü onu ayak altından kurtaran devlettir. Sizin bir devletiniz yoksa ne namusunuz, ne onurunuz, ne haysiyetiniz hiçbir şeyiniz yoktur. Çıkış Yolu programındaki konuşmasını paylaşan Perinçek, Millet İttifakı'nın programı, Amerika ve Avrupa'dan aferin alma programı ifadelerini kullandı. Şimdi aferin, aferin almak isteyen bir şey. Akılları şeye takılmış, aferin almaya. Programın özü bu. Amerika ve Avrupa'dan aferin programı. Bunu böyle yaparsak diyor, benim yaptığım gibi diyor, yaparsak diyor, Avrupa'dan aferin olur, okurlar diyor bunu, aferin derler diyor. Yani evet. Bunların kafasında Avrupa'dan ve Amerika'dan aferin almak var. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen sonrasında günlük devam edecek. ...15.56 oldu saatlerimiz sayın seyirciler. Yeni saatte artık yavaş yavaş yeni saate doğru ilerlerken... Yine güncel haberleri, gündem başlıklarını aktarmayı sürdüreceğiz. Burası Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo Ortak Yayını. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Üretici, çiftçi, aynı zamanda vatandaş borç içinde yüzüyor. Ama bir taraftan da bankalar her dönem kar üstüne kar yapıyorlar. Ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyorlar sayın seyirciler. Evet böyle bir durum var. Şimdi bu bankalar arasında yabancı sermayeli olanlar da dikkat çekiyor. Hani tamam yerli dersiniz ki ya yerli bankalar hani kazanıyor. Sonuçta buranın insanı, buranın kurumu, buranın bankası yani ülkemizin bankası. Ama şimdi özellikle yabancı sermayeli bankalar parayı kazanıp yurt dışına götürüyorsa bu da kabul edilebilir bir durum değil, değil mi efendim? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili. Haberi izleyelim bakalım. Bankalar 2022 yılında rekor kar açıklamayı sürdürdü. Bankacılık sektörünün net karı 2022'de bir önceki yıla göre %366,4 arttı, 433,5 milyar liraya ulaştı. Kârlılık oranlarına bakıldığında Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalar dikkat çekiyor. Türk bankacılık sistemine kayıtlı 52 bankanın 21'i yabancı sermayeli. Bu bankaların içinde henüz 2022 yılı için kârlılık açıklayan bankaların kârlarına bakıldığında rakamların çok yüksek olduğu görülüyor. Yabancı sermayeli bir bankanın 2022 yılında 58 milyar 510 milyon lira kâr ettiği ortaya çıktı. Yine yabancı bir bankanın kârının ise 17 milyar 224 milyon lira, başka bir bankanın ise 1 milyar 66 milyon lira kâr elde ettiği görüldü. Yani Türkiye'de Türk vatandaşını borçlandıran yabancı sermayeli bankalar yabancı ekonomileri besliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Ankara'da gazetecilerle buluştu. Dedi ki, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin artık borçlarını ödeyebildiğine vurgu yaptı ama verilere bakacak olursak Türkiye'nin uzun vadeli borçları kısa vadeliye dönüyor sayın seyirciler. Bu borçların faizleri yükseliyor ve kısa vadeli dış borç stoku Kasım sonu itibariyle 145.4 milyar dolara yükseldi. Borç alabiliyoruz dedi, ekonomiye dair verileri aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda borçlanmaya çıktıklarını söyleyen Nebati, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık, borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz dedi. Bakan Nebati bu cümlelerle Türkiye'nin borçlarını ödeyebildiğine vurgu yapsa da Türkiye'nin uzun vadeli borçları kısa vadeliye dönüyor, kısa vadeli borç stoğu rekor üzerine rekor kırıyor.
Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoğu Kasım sonu itibariyle 145,4 milyar dolara yükseldi. Vadesine bir yıldan az kalan dış borç 189 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun net hata noksan girişleriyle ilgili iddialarına da tepki gösterdi. Suçlamaları başladı. Sanki bu ülke kara para aklıyor. Muhalefet Partisi'nin genel başkanının söylediği ifade, kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye'de net hata noksan varmış gibi suçlamada bulundu. Ülkesini azıcık seven biri o ifadeleri kullanmazdı, dedi. Verilerle örnek veren Nebati, Türkiye'nin net hata noksanı 2002'de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022'de 21 dolara çıkıyor. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %1,5 civarında olacak, dedi. XI. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atadığı Zühtü Arslan 3. kez Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Mahkeme'deki toplam 12 yıllık görev süresi 2024'te dolacak. Ve Arslan 1 yıl 2 ay daha başkanlık görevini yürütecek sayın seyirciler. Arslan aynı zamanda görev süresi boyunca birçok tartışmalı karara da imza attı. İşte şöyle bir Zühtü Arslan'ın karnesini bir masaya yatıralım istedik ve ekranlarınıza taşıyalım istedik ve Zühtü Arslan'ın işte o karnesi. Devlet 540 milyon lira yardım verebilir mi? Bunu Türk milleti kabul eder mi? Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolacak olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nden ve değerli yargıçlarımızdan İstiklal mahkemelerinin tavrını bekliyoruz. HDP'nin kalemini kırmalıdır yargıçlarımız. Seçimler başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla gerçekleşti. Seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Zühtü Arslan 3. kez Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı. Bu parti emperyalistlerin maşasıdır. Bu parti PKK talimatıyla kurulmuştur ve PKK'dan emir almaktadır. Zühtü Arslan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Başkanlığa ilk kez 10 Şubat 2015'te seçilen Arslan 4 yıllık süre sonrası yeniden aday olmuş, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu almıştı. ABD'nin binlerce tır silah verdiği, kara gücüm dediği PKK yıllardır HDP kisvesi altında NATO planlarını uygulamaktadır. Zühtü Arslan ikinci kez seçildiği Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini 13 Şubat 2019'da başlamıştı. Yüksek Mahkeme üyeliğini 17 Nisan 2012'de seçilen Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi'ndeki 12 yıllık görev süresi 20 Nisan 2024'te sona erecek. Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle Yüksek Mahkeme 20 Nisan 2024 tarihinden önce yeniden başkanlık seçimi yapacak. Böylelikle Zühtü Arslan başkanlık görevini yaklaşık 1 yıl 2 ay daha yürütecek. Diğer yandan Zühtü Arslan görev süresi boyunca birçok tartışmalı karara imza attı. Arslan Polis Akademisi Başkanlığından yüksek yargıya atandı. Arslan, PKK açılımı sürecinde FETÖ ve HDP ile Polis Akademisi'nde Kürt çalıştayı düzenlemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arslan'ın Polis Akademisi Başkanlığı döneminde aldığı komiser yardımcılarının %41'inin FETÖ'cü olduğunu ve ihraç edildiğini açıklamıştı. İkisi daha var, bu çok daha genel bir etki. Anayasa Mahkemesi'nin önündeki en önemli ve öncelikli gündem HDP'nin kapatma davası. Zühtü Arslan iş yükü bahanesiyle davada sürecin uzayacağını söyledi ve nitekim yaklaşık 2 yıldır da kapatma davasında sonuç hala alınamadı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5 Ocak 2023 tarihinde HDP'ye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar vermişti. Zühtü Arslan bu kararda da karşı çıkan isim oldu. Bloke kararı 9'a 6 alındı. Türkiye Liseliler Birliği'nin Bursa'da yaptığı TLB kış kampının önemli misafirleri vardı.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki heyetle birlikte Bursalı iş insanı Emin Adanur, liselilerin kampını ziyaret etti ve TLB üyeleri kampa konuk olan misafirlere Türkiye gündemine ilişkin konuları anlattı. Türkiye Liseliler Birliği'nin Bursa'da gerçekleştirdiği TLB kış kampı önemli misafirlerin katılımıyla devam etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Sayman Yıldırım Gençer, Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ve Bursa'nın sevilen iş insanı Emin Adanur liselileri ziyaret etti. Misafirler liselilerle Türkiye gündemi üzerine sohbet etti. Buluşmada konuşan Genel Sekreter Özgür Bursalı, TLB'nin Türkiye'nin geleceğinin sigortası olduğunu belirtti. Yani Türkiye'nin en sıcak, en özgür, en samimi yuvasındasınız. Çünkü bir kere burası bir vatanseverlik ocağı. Aslında Türkiye Liseliler Birliği de sadece TGB'nin altyapısı değil, Türkiye'nin altyapısı. Yani biz geleceğe öyle güzel bir kadro hazırlıyoruz ki Türkiye Liseliler Birliği'nde. Türkiye'yi yönetecek kadrolar. Türkiye'nin cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, milletvekilleri. O büyük altyapı işte buralardan yetişiyor. Neyi başaracağız? Ailemiz için başaracağız, kardeşlerimiz için başaracağız ve ülkemiz için başaracağız. Ve aslında bütün insanlık için başaracağız. Şimdi Z kuşağı diye bir şey çıktı değil mi? O Z kuşağı derken bize bir rol biçiyorlar. Bunlar kural tanımaz. Türkiye gibi bir derdi yoktur. Aileleri gibi bir derdi yoktur. Gelecek diye bir dertleri yoktur. Sorumluluk yoktur. Hep böyle bir genç yaratmaya çalışıyoruz. Ama biz onların hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Türk genci sorumludur. Bir kere en başta vatanına karşı sorumludur. Vatanımız varsa var. O yüzden biz hep bağımsız yaşamış bir milletin evlatları olarak bize o biçtikleri gençlik modelini, o arkadaşının sırtına basan bireyci anlayışları toptan reddediyoruz. Dayanışan, arkadaşlık duyguları içinde birbirine sımsıkı bağlı olan, birbiri için sınırsız bir şekilde ve karşılık beklemeden, karşılıksız mutluluk duyarak yapan büyük bir milletin evlatlarıyız. TLB'de bunun en güzel temsil edildiği yer, burası da bir arkadaşlık ocağı. Bursalı iş insanı Emin Adanur'da yaptığı konuşmada liselilerin burada kurdukları dostlukları ömür boyu hatırlayacaklarını vurguladı. En güzel yaşlardasınız. Benim de mesela hayatımda en önemli yaş 19'du. Siz de muhtemelen 16, 17 o civarı yaşlardasınız. Hayat bundan 5 yıl sonra ya da 6 yıl sonra ya da 7 yıl sonra sorumluluklarla dolu olacak. Üzerinizde birçok sorumluluk olacak. Yapmanız gereken belki birçok iş ve işlem olacak. Bu yaşın çok kıymetini bilin. Gerçekten yani mükemmel bir yaştasınız ve hayatı dilediğince yaşayabilirsiniz. Tabii ki şu zamanda yaşadıklarınız, bugün burada gördükleriniz bile size ileride çok büyük deneyim katkı olacak. Biz de anlamıyorduk. Yani 17-18 yaşındayken, 16 yaşındayken yaşadıklarını insan anlamıyor. Ama işte 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 28-30-35 yaşlarında ya da belki ileride daha büyük yaşa geldiğiniz zaman o zamanki tecrübeleriniz ya da o zaman yaşadıklarınız, şu an kurduğunuz dostluklar, samimiyetler, arkadaşlıklar, işte muhabbetler, bunlar size artık ileride bunlarla beraber olacaksınız. Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer, HDP'nin kapatılmasının Türkiye'nin bütünlüğü açısından şart olduğunu vurgulayarak bu sorunun köklü bir şekilde Vatan Partisi iktidarında çözüleceğini söyledi. Şimdi HDP'nin kapatılmasını biz istiyoruz. Ve HDP kapatılması gereken bir parti. Ancak terörü bitirmek için sadece HDP'nin kapatılması yetmez. Sen bir kanun düzleminde, hukuk düzleminde bir mücadele edersin. Ancak bir de askeri düzlemde mücadele etmen lazım. Bir de bunun yanında toplumsal düzeyde mücadele etmen lazım. O toplumsal düzeyde mücadele ne? O insanları kazanmak. Güneydoğu başta olmak üzere o bölge vatandaşlarına üretim olanakları, istihdam olanakları sağlamak gibi. O yüzden sadece Türkiye'deki sorunları da çözmek değil, esas olarak budur. Ama ideolojik olarak da mücadeleyi esas almak lazım. Vatan Partisi iktidarında da bu uygulanacak. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar da konuklar arasındaydı. Çınar, hayata dair her şeyi TGB ocağında öğrendiğini söyledi. Üniversitede iktisat okudum. İnanın o iktisat teorilerinin hiçbirini üniversitede öğrenmedim. Ne öğrendiysem Türkiye Gençlik Birliği'nde öğrendim. Ve bugün hayata dair ne biliyorsam Türkiye Gençlik Birliği'nde ve tabii Vatan Partisi'nde öğrendiğim şeylerle hayatıma devam ediyorum. İçimiz o kadar ferah olsun, o kadar rahat olsun ki istediğimiz devlet kurumunda, istediğimiz her görevi yapabilecek erdemleri, en başta insanlığı ve vatanseverliği burada öğreniyoruz. Gönlümüz bu açıdan çok ferah ve rahat olsun.
TLB üyeleri, misafirleri Türkiye gündemine ilişkin sorular da yöneltti. Liselilerin sorularını yanıtlayan Özgür Bursalı, NATO'nun Türkiye'ye zarar verdiğini ifade ederek Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini belirtti. NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu ve içine kontrol etmek istediği bütün ülkeleri aldığı bir örgüt. Türkiye'nin bugün başına ne geldiyse işte onların hepsinin sebebi NATO'dur. NATO Türkiye'yi hem içten hem dıştan karıştırmak için kurulmuştur zaten. NATO'dan çıkarsak başımıza ne işler gelir? Savunmasız kalırız, bizi ezerler, bitirirler, yok ederler filan diye bir masal anlatıyorlar bize. Şimdi biz tabii bunun masal olduğunu biliyoruz ve bugün de NATO'dan çıkalım kampanyasıyla bunun masal olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Liselilerin sorularının ardından konuklara plaketleri takdim edildi. Evet, gençler, liseliler, Türkiye Liseliler Birliği'nin Bursa'da gerçekleştirdiği işte o etkinlikte buluştu. Tabii gençlerin özellikle TLB ile ilgili ifadeleri son derece önemliydi. Ne öğrendiksek, ne öğrendiysek Türkiye Liseliler Birliği'nden öğrendik ve bu organizasyonlarda öğrendik dediler. Tabii çok anlamlı yine konuşmalar vardı, sorular vardı. O sorulara cevap bulunmaya çalışıldı sayın seyirciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına bir bakacağız. TRT Ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. İşte o açıklamalar, o sorular ve cevapları. Bunların gayesi, gayreti ülke ve millet değil. Bunlar bir defa milli değil. Bunlar gayrimilli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT Ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Altılı Masa'nın mutabakat metnine tepki gösterdi. Amacın Batı'dan aferin almak olduğunu kaydetti. Bunlar milletin gönlüne girmenin değil, şimdi de yeni bir şey öğrendiler. Batı'dan aferin almanın peşindeler. Batı bile bize aferin diyecek diyor. Allah Allah, nasıl bir iş bu? Erdoğan masanın altılı değil, yedili olduğunu söyledi. Partilerden biri masanın altında diyerek HDP'ye işaret etti. Altı değil de yedili masa diyelim. Altı deyince eksik oluyor. Nerede malum parti? O da hep söylediğim gibi masanın altında. Biz aslında seçim tarihini açıklayarak bir anlamda yedili masadakilerin rahatını bozduk. Kendilerince kapalı kapılar arkasında toplanıp bunlar dağılıyordu. Altılı Masa'nın genel başkanlarının birbirine güvenmediğini de söyledi Erdoğan. Açıklayacakları adayın kukla olacağına dikkat çekti. Masadakilerin hiçbiri bir diğerini tekin bulmuyor, güvenmiyor. Siz birbirinize güvenmiyorken millet size nasıl güvensin? Aslında onlar için adaylarının kim olduğu da önemli değil. Onlar ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir. Erdoğan, Altılı Masa'nın Batı'dan talimat aldığını da ifade etti. Bunlar talimatı nereden alıyor? Dışarıdan. Ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Mantığa bak. Söyler misiniz? Arkadaşlar, kuklalara kim itibar eder? Türkiye'nin IMF ile ilişkileri kestiğini söyleyen Erdoğan, yedili masa içinde IMF ile görüşenlerin olduğunu belirtti. IMF'in başındaki zat ve şu anda bu yedili masada olanlardan bir tanesi de yanımda o zaman. Ve ben IMF'in başındaki zata dedim ki siz Türkiye'yi idare edemezsiniz. Nerede oluyor bu? Davos'ta. Ancak siz taksitlerinizi alırsınız, dönersiniz. IMF ile irtibatımızı kestik. Bakın o gün bugün bizim artık IMF ile ilişkimiz yok. Ama şu anda yedili masanın içinde olanlardan otellerin lobilerinde IMF ile görüşmeler yapanlar var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıydı. İstediğiniz açıklama değerli izleyenler, devam edelim. ABD ve Batı ekonomisinden peş peşe faiz artırma adımları geldi sayın seyirciler. ABD Merkez Bankası 25 baz puan, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası ise 50 baz puan artırma puan artırımına gitti. Şimdi bakalım ne oluyor efendim, İngiltere'de, Avrupa'da faiz konusuyla ilgili hangi ayrıntılar var, izliyoruz haberimizi. ABD ve Batı zayıflayan ekonomisini faiz artırarak düzeltmeye çalışıyor.
ABD Merkez Bankası Fed faizi 25 baz puan arttırdı, %4,50 ve 4,75'e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artırımlarının kısmen devam edebileceğini, faiz indiriminin şu anki ortam itibariyle bu yıl doğru olmayacağını belirtti. İngiltere Merkez Bankası da faiz artırma politikasına devam etti. Banka faizi 50 baz puan artırarak %4 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Banka Aralık ayında da 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Bir faiz artırma adımı da Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Banka faizi İngiltere Merkez Bankası gibi 50 baz puan artırarak %3 seviyesine çekti. Bu oran 2008 yılından bu yana uygulanan en yüksek faiz oldu. Devam edelim ve dünyadaki merkez bankalarının döviz rezervlerindeki doların payı 2021 sonu itibariyle %59'a geriledi. Eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı Paul Roberts, dolar geriledikçe çöküşe gidiyoruz değerlendirmesini yaptı sayın seyirciler. ABD Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Rusya-Ukrayna krizinin doların dünyanın para birimi olmamasıyla sonuçlanabileceğini söyledi. Doların saltanatı çöküyor. Bu gerçeği ABD'nin etkili isimleri de itiraf ediyor. Geçmişte ABD'nin ekonomi politikalarından sorumlu Hazine Bakan Yardımcılığını yapan Paul Craig Roberts, dünya enerji ticaretinde dolardan uzaklaştıkça ABD ekonomisinin çöküşe doğru ilerleyeceğini söyledi. Roberts, 30 Ocak'ta yayınlanan makalesinde Suudi Arabistan'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı petrol ticaretini dolar dışındaki para birimleriyle yapmaya açığız çıkışını değerlendirdi. Eski ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Suudi Arabistan'ın hamlesiyle dolara olan talebin ve para biriminin değerinin hızla düşeceğini söyledi. Reagan döneminin etkili ismi, bu Washington'ın gücüne ve Amerikan bankalarının mali gücüne yönelik büyük bir tehdittir dedi. Roberts, dünyadaki alternatif eğilimin Washington'ın doların rezerv para rolünü yaptırımlar ve varlıklara el koymalarla kötüye kullanmasından kaynaklandığını kaydetti. Amerikan Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de Rusya-Ukrayna krizinin doların rezerv para birimi özelliğini kaybetmesiyle sonuçlanabileceğini belirtmişti. Kendi kibrimiz ve NATO üyesi olmayan Ukrayna'daki demokrasiyi kurtarma mücadelemiz nedeniyle ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, ABD dolarına ihtiyaçları olmadığını dünyaya kanıtlıyor ifadesini kullanmıştı. IMF'nin doların hakimiyeti ve geleneksel olmayan rezerv para birimlerinin yükselişi raporuna göre doların dünyadaki merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payı 2021 sonu itibariyle %59'a geriledi. Bu seviyenin son 25 yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Tüketici Mahkemesi banka kredileriyle ilgili emsal bir karara daha imza attı. Mahkeme dolandırıcılar tarafından mobil bankacılık uygulamasıyla adına kredi çekilen vatandaşın borçlu olmadığına hükmetti. Olayda bankayı kusurlu buldu. İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi Şevket Elmas isimli vatandaşın dolandırıcılar tarafından kendi adına çekilen kredinin iptali için özel bir bankaya açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, telefonu kopyalanarak bankanın mobil uygulaması üzerinden adına kredi çekilen Şevket Elmas'ın borçlu olmadığına hükmetti. Kararda kredi çekildiği sırada bankanın Şevket Elmas'a tek kullanımlık onay şifresi göndermemesi ve paranın başka bir isme EFT edilmesinin banka tarafından kuşkulu süreç olarak değerlendirilmediği belirtildi. Bu kapsamda kusurun bankada olduğu kaydedildi. Çekilen 100 bin liralık kredinin Şevket Elmas'ın borcu olmadığına karar veren mahkeme, mağdurun kredi borcu olarak daha önce bankaya ödediği 34.568 liranın da iadesine hükmetti. Hatay'da bölgeye özgü bir arı ırkı yetiştiriliyor sayın seyirciler. Hatay Arıcılar Birliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında Anadolu arı ırkı iyileştirilecek. Birliğin Başkanı Mehmet Ekici, 4 yıl çalışmadan sonra damızlık arıların üreticilere verileceğini söyledi. Ekici, sektörün sorunlarını gündeme getiren Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçe'ye de özellikle teşekkür etti.
damızlık ana arı üretip üreticiye verme noktasına geldik. Bölgeye özgü arı ırkı yeniden iyileştirilecek, iklime uygun hale getirilecek. Biz ırk yaratmıyoruz. Mevcut ırkı, yani doğanın bu bölgeye, Allah'ın bu bölgeye verdiği ırkı, özelliklerini korumaya çalışıyoruz. Ve korurken de mutlaka selekte ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? İyilerini ayırıyoruz, kötülerini ayırıyoruz. Buna iyileştirme, yani ıslah yapıyoruz. Hatay Arıcılar Birliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında Anadolu arı ırkı iyileştirilecek. Bu arıların yaratılışında bu tabiata uygun arılar olduğu için bunu korumaya çalışıyoruz. Çünkü arı ırkları aynı insanlar gibi tabiatla direkt ilgililer. Birliğin başkanı Mehmet Ekici, 4 yıl çalışmadan sonra damızlık arıların üreticilere verileceğini söyledi. Türkiye'deki 27 noktadan bu arıların saflarını bulup 200 kovanlık bir sürü oluşturduk. Nereden? Mersin, Adana, Tarsus, Osmaniye, Kahramanmaraş, Antep, Kilis ve Hatay özellikle ve hatta İdlib sınırına kadar gidip bu arıların saflarını bulup bir sürü oluşturduk ve bunları sonra 50 arıya indirdik. 50 arıdan 30 arıya, sonra bu 30 arıdan iyileştirerek 200 kovanlık tekrar bir sürü oluşturduk. Ekici, yürütülen çalışmada birinci aşamanın bittiğini, ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. Bizim amacımız buradan ana arıları üretip üreticilerimize vermek. Amacımız verimi yükseltmek. Eğer devlet burada şu ana olduğu kadar, şu 4 yıllık geçmiş sürede olduğu gibi bundan sonra da damızlık üretiminde destek verirse bu emek heba olmaz. Yoksa büyük emekler, büyük masraflar heba olur. Özellikle bunu Tarım Bakanımızdan istirham ediyorum. Ekici, sektörün sorunlarını gündeme getiren Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e teşekkür etti. Eski TAP Başkanı para topladı, ucuz şeker vaadiyle para topladı. Bir kısmına verdi, bir kısmına da vermedi. Arıcılarımız bundan dolayı çok mağdur oldular. Doğu Bey de gerçekten bu sektörün sorunlarına sahip çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcımızı bile aradı, sorunu oraya aktardı ve bu sıkıntının giderilmesi için ricada bulundular. Ben özellikle kendilerine teşekkür ederim. Moldova NATO'ya girmeye can atıyor. Sıradaki Ukrayna, Moldova. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sayın seyirciler. Bu sözlerle uyarılar yaptı Kişinev yönetimine. Tarafsızlığını korumak isteyen ülkelerin ABD tarafından tehdit edildiğini belirten Lavrov, ABD Avrupa Birliği'ni öyle bir ezdi ki onu bağımsızlık emarelerinden tamamıyla yoksun bıraktı dedi. Спасибо за эту возможность. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış politika ve uluslararası gündeme dair Rusya Svordi Uluslararası Haber Ajansı'na açıklamalar yaptı. ABD ve Batı ülkelerinin Rusya'yı tehdit etmek için şimdi de gözünü Moldova'ya diktiğini belirten Lavrov, Moldova'nın sıradaki Ukrayna olmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu NATO'ya girmeye can atıyor. Sandu'nun Romanya vatandaşlığı bulunuyor ve Romanya ile Moldova'yı birleştirmeyi istiyor. Ne yapabiliyorsa yapmaya hazır. Не встань, обожатели России. Savaşın süresiyle ilgili de değerlendirmeler yaptı Rusya Dışişleri Bakanı. Batı ülkelerinin Ukrayna'ya temin ettiği silahlara dikkat çekti. Так что, если бы всё было по справедливости, Kiev rejimine Batı tarafından gönderilen silahların menzili arttıkça bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafede artacak. Rusya'nın amacı Ukrayna güçlerini kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek. NATO'nun tamamı Rusya'ya karşı savaşıyor. Biz savaşmıyoruz, sadece silahlandırıyoruz diyor olmaları oldukça gülünç. Приняли удар на себя первыми. Tarafsızlığını korumak isteyen, gelişmekte olan ülkelerin ABD tarafından tehdit edildiğini belirten Lavrov, ABD, Avrupa Birliği'ni öyle bir ezdi ki onu bağımsızlık emarelerinden tamamıyla yoksun bıraktı. Avrupa Birliği'nin demokrasi anlayışı totaliter bir yapıya büründü ifadelerini kullandı. Ukrayna operasyonunun yıl dönümünde yeni raporlar yayınlayacaklarını duyuran Lavrov, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini içeren veriler dahil pek çok rapor hazırlıyoruz dedi. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine yönelik müzakere sürecini dondururken Finlandiya'ya sıcak mesajlar veriyor. Stratejik açıdan Finlandiya, Rusya'nın kuşatılmasında İsveç'e nazaran daha kritik bir rol oynuyor.
İsveç'in Rusya ile sınırı bulunmazken Finlandiya'nın 1340 kilometre sınırı bulunuyor. Üstelik bu bölge Rusya'nın stratejik platformlarını da içinde barındırıyor. İcabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. NATO'dan gelen tehditleri görmezden gelen hükümet, NATO'nun genişlemesinden yana İsveç'in NATO üyeliğine yönelik müzakere süreci donduruldu. Ancak Finlandiya'ya sıcak mesajlar veriliyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı'yla da Pekka Haavisto'yla da bu konuda bir değerlendirme yaptık. Rusya'nın kuşatılması planında ise esas strateji Finlandiya üzerinde kurulu. Stratejik açıdan Finlandiya, Rusya'nın kuşatılmasında İsveç'e nazaran daha kritik bir rol oynuyor. İsveç'in Rusya ile sınırı bulunmazken Finlandiya'nın 1340 kilometre sınırı bulunuyor. Üstelik bu bölge Rusya'nın stratejik platformlarını da içinde barındırıyor. Rusya'nın kuzeyinde bulunan ve Norveç'te Finlandiya sınırında kalan yarımadaya Kola Yarımadası deniliyor. Bu bölge dünyanın en yoğun nükleer silah koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Rus caydırıcılığının bir numaralı unsuru olan nükleer denizaltılar bu yarımadada bulunan Murmansk'taki üslerde konuşlanıyor. Benzer şekilde Rus Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarıyla en kritik hava unsurları da Kola Yarımadası'nda. Ayrıca nikel madenlerinden balıkçılığa, hidroelektrik santrallerine kadar Rusya için çeşitli ekonomik kaynaklar da bölgede yer alıyor. Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla birlikte tehlikenin boyutu katlanıyor. Rusya'nın Kaliningrad sayılmazsa NATO ülkeleriyle 450 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Bu sınır Finlandiya ile birlikte 1650 kilometreye çıkıyor. Yani stratejik boğaz tehdit altına giriyor. Ve buranın savunması için yüz binlerce askerden oluşan birliklere ihtiyaç olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Finlandiya'nın ittifaka katılması Baltık Denizi'ndeki Rus filosunu da tehdit ediyor. Şu an Rusya'nın Baltık filosuna bağlı gemiler St. Petersburg Limanı'ndan demir aldıktan sonra Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya karasularına uğramadan Danimarka'ya kadar ulaşabiliyor. Fakat Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle birlikte Rusya için temiz deniz alanı kalmıyor. ABD için Finlandiya'nın Baltık'a olan kıyıları kadar Arktik'te olan ilgisi de önemli. Yılda 2 ay geçişlere izin veren Arktik rotası, Süveyş rotasına göre Busan'la Rotterdam arasındaki mesafeyi 7000 mil kısaltıyor. Bu da gemilere yaklaşık 16 günlük bir avantaj sağlıyor. 2050 yılına kadar Asya ve Avrupa arasındaki toplam konteyner ticaretinin %10'unun bu rota üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Bölgede ise tartışmasız bir Rus üstünlüğü var. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı askeri yığınağını artırıyor sayın seyirciler. Şöyle ki, Washington yönetimi Yunanistan'a uçak gemisi gönderme kararı verdi ve George W. Bush'un Cuma günü Pyre Limanı'na yanaşması bekleniyor. Yani bugünden bahsediyoruz. Bir bakalım haberin ayrıntısını efendim. Amerika Birleşik Devletleri Ege ve Doğu Akdeniz'in sularını ısıtacak bir hamle daha yaptı. Atina yönetiminin talebi üzerine ABD, Yunanistan'a uçak gemisi gönderme kararı verdi. Türkiye'ye karşı askeri yığınağa devam eden Amerika Birleşik Devletleri bölgeye USS George H.W. Bush uçak gemisini yönlendirdi. ABD uçak gemisinin Cuma günü Pire Limanı'na yanaşması planlanıyor. Akdeniz'de seyreden USS George H.W. Bush 4 ay içinde ikinci kez Yunanistan'a demir atacak. ABD uçak gemisine Pire Limanı'na kadar bir Yunan fırkateyni refakat edecek. Yunan medyası ABD uçak gemisi için Pire Limanı'nda yoğun hazırlıklar yapıldığını bildirdi. İnikos haber sitesi Yunanistan-ABD ilişkilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar geliştiğine dikkat çekti. Haberde ABD uçak gemisinin 4 ayda ikinci kez Yunanistan'a demirlemesini her istikamete doğru önemli mesajlar verdiği bildirildi. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hava trafiğini artırması nedeniyle ABD'nin Yunanistan'a MQ-9 Reaper insansız hava araçlarını gönderdiği de kaydedildi.
ABD uçak gemisi geçen Ekim ayında da ABD deniz üssünün bulunduğu Girit'in Suda limanına yanaşmıştı. Dünyanın en büyük uçak gemileri arasında bulunan uçak gemisinin uzunluğu 330, genişliği de 77 metre. Öte yandan Yunan basını kışkırtıcı haberlere devam ediyor. 5 Ocak'ta Türk balıkçı teknesine taciz girişiminin engellendiği anlar Yunanistan medyası tarafından çarpıtılarak Ege'de savaş manşetiyle servis edildi. Yunanistan'ın psikolojik savaşını Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bozdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni gibi sunulan görüntülerin 5 Ocak'a ait olduğunu açıkladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs Türklerinin en önemli kültürel ve manevi miraslarından biri olan Hala Sultan Tekkesi'ni hedef aldı sayın seyirciler. Tekkenin bahçesine taverna yapma hazırlığında olduğu öğrenilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter sert tepki gösterdi bu duruma. Benter, bu girişim tahrik seviyesini aşmak anlamına geliyor. Elimizden geleni yapar, bu olayı durdururuz açıklaması yaptı. Kıbrıs adasında Türk varlığını yok sayarak her fırsatta gerilimi yükselten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir kez daha haddini aştı. Yeni Şafak'a göre Kıbrıs Türklerinin büyük önem verdiği Hala Sultan Tekkesi'ni hedef alan Rumların tekkenin bahçesine taverna yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili girişim başlattı. Larnaka'da bulunan Hala Sultan Tekkesi'nin Kıbrıs'ın en önemli mabedi olduğunu belirten Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter, bu girişim tarih seviyesini aşmak anlamına geliyor. Elimizden geleni yapar, bu olayı durdururuz dedi. 2009 yılında Rum yönetiminin yine aynı türbe üzerinden bir operasyona imza attığını ifade eden Benter, o dönem Rum hükümeti bu binayı işletmesi için bir Rum'a verdi. O dönem çok büyük şikayetler yaptık. Dönemin yetkilileriyle görüşük ve tahsis kaldırıldı. Şimdi ise haftaya seçim olduğu için yeni gerilim peşindeler dedi. Evet, devam edelim sayın seyirciler. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bir CHP klasiğinden, daha doğrusu bir İmamoğlu klasiğinin hem ön hem arka yüzüne bir bakacağız beraber. Şöyle ki CHP'den muhtarlara bir baskı durumu söz konusu. İmamoğlu'na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz ifadesi kullanıldı muhtarlar için sayın seyirciler. Şimdi bu olayın bir arka yüzüne bakacağız. Esenyurt Koza Mahallesi muhtarı Sayın Cavide Karakülah şu anda karşımızda. Sayın Karakülah, günlük yayınına, ulusal kanala hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi sayın muhtarımız, şimdi şunu sormak istiyorum size. Ne oldu, ne yaşandı? Şimdi tüm muhtarlar sanırım İmamoğlu tarafından davet edildi. Bildiğimiz kadarıyla, yani anladığımız kadarıyla. Ancak bu toplantıya sanırım bazı muhtarlar icabet etmedi. Şimdi olayın arka perdesini sizden dinlemek istiyoruz. Neler yaşandı efendim? Biraz anlatır mısınız bizlere? Tabii ki de. Öncelikle aslında Sayın İmamoğlu'nun daveti değil, aslında meclis üyelerine, Cumhuriyet Halk Partisi partinin genel merkezinden meclis üyelerine bir WhatsApp grubundan bir SMS iletildi. Bu SMS de bir şekilde dolaylı yoldan bize ulaştırıldı. Ben mesajı okuduğumda çok şaşırdım. Çünkü İstanbul 963 muhtarımız var. Hı hı. 963 muhtarımızı Ekrem İmamoğlu'na demokrasi niteliğindeki destek Saraçhane'de buluşma noktasında muhtarlarımızın cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi konusunda bir mesaj atıldı meclis üyelerine. Bunun ardından ilçedeki bütün meclis üyelerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatları muhtarlarımızı arayarak bu anlamda davet ettiler. Tabii davet ederken biz zannettik ki bu bir istişare toplantısı, yani 2022 yılı değerlendirme, koordinasyon, izleme gibi düşündük. Ama ardından işi baktık, gördük ki çok farklı yöne çeken, gerçekten muhtarlardan bağımsız bir şekilde bir toplantıya icabet etmemiz konusunda çok ciddi şekilde baskı aldık. Çünkü biz bunu yani ilçe belediyelerimiz ve il belediyelerimizde zaten
yapıyoruz. Her yıl sonunda değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Tabii biz bunu demokrasi niteliğindeki bu davete icabet etmemiz zaten mümkün değildi. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği'nin, bakanlığın talimatıyla valiliğin muhtarlarla birlikte kaymakamlıklarla koordinasyon toplantımız vardı o gün. Aslında İmamoğlu bu koordinasyon toplantısını sabote etmek için aslında aynı güne denk getirdi. Tabii bizler bu toplantıya katıldık. Kaymakamlık koordinasyondaki toplantıya katıldık. Bu toplantıya katılmadık. Yani birçok belki muhtarımız katılmak istemiş olabilir. Ama isteyen ne kadar varsa istemeyen de o kadar var. Ben öncelikle buraya bizi konuk ettiğiniz için, bize de söz hakkı verdiğiniz için ulusal kanala ve size çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben öncelikle Esenyurt Koza Mahalle Muhtarıyım ve Türkiye Seçilmiş Kadınlar Dernek Başkanıyım. Hı hı. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Demokrasi niteliğindeki İmamoğlu'na destek çağrısına cevap vermemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü memlekette darbe mi oldu? Memlekette ihtilal mi oldu? Memlekette bir savaş mı çıktı da biz muhtarlar demokrasi nöbetine katılacağız? Yani mümkün mü bu? 15 Temmuz'da bu memlekette hain darbe girişiminde bulunan bütün kişilere muhtarlarımız da aynı vatandaşlarımız gibi sokağa çıkmış ve maalesef ki bir şehit muhtarımız, bir de gazi muhtarımız vardır. Şehit muhtarımızı da Allah rahmet eylesin. Rahmet gazi olsun. Muhtarımızı Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Evet. Yani aslında İmamoğlu bizi siyasi bir şekilde kullanmak istedi. Bizi burada siyasi dolgu malzemesi yapmak istedi. Biz buna asla ve asla gelmeyeceğimizi, muhtarların asla bir siyasi partinin arka bahçesi olması söz konusu dahi olamaz. Mümkün değildir yani. Evet. Ama tabii toplantıyı pazartesi günü sabah 10'a aldılar. Biz de merak ediyoruz. Bu toplantı niçin? Neden? İçeriği nedir? Bizi niçin davet ediyorlar? Ardından bugün aslında birkaç muhtarımızla telefonla görüştük. Şimdi onlara da bu toplantıya katılmazsanız mahallenizden hizmet alamazsınız. Evet. İşte buradan tam da bu noktada Sayın Karakülah, tam da bu noktada şimdi tabii eğer bu toplantıya bir katılım gösterilmezse İBB tarafından size destek verilmez gibi bir ifade var. Gelmezseniz, evet, İmamoğlu'na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz gibi bir ifadeyle tehditvari bir söylem var. Bu söylem için ne diyorsunuz? Nedir bu işin arka yüzündeki? Ben şunu söylemek istiyorum. İmamoğlu belki kendi ekibine tehditle, şantajla bir şeyler yaptırmak belki kendisinin yani hayat felsefesi, hayat çizgisi olabilir. Ama maalesef ki muhtarlar buna asla izin vermeyecektir. Pazartesi günkü toplantıya her muhtarımız mahallenin birer bilir kişisidir. Seçilmiş bir muhtarıdır. Seçilmiş hiçbir muhtarımız İmamoğlu'nun bu siyasi dolgu malzemesi yapmak isteğine asla ve asla alet olmayacaktır. Benim mahalleme zaten yapmıyor. Benim daha önceki davalarımdan dolayı bu terörle iltisaklı ve iltisaklı kişilere tepki verdiğim için bana yapmıyor, beni dışlıyor ve asla muhtarlığıma ve mahalleme asla destek olmuyor. Ama bugün Eyüp Sultan muhtarımız, Süleyman muhtarımıza İBB'den bir grup açılıyor ve Süleyman muhtarımıza tepkisini dile getirdiği için muhtarımızı gruptan çıkartıyor. Bugün de bunu öğrendik. Yani İmamoğlu, muhtarların WhatsApp grubundan mı çıkartılıyor Eyüp Sultan Mahallesi, evet, muhtarı? Evet, maalesef ki. Ve aynı şekilde burada da beni zaten hiçbir gruba almıyorlar. Hiçbir şekilde temas kurmuyorlar, davet etmiyorlar. Mahallemde çok ciddi sorunlarım var. Ama maalesef biz bu sorunları ilçe kaymakamlığımızda, il valiliğimizde çözmeye çalışıyoruz. Sağ olsun onlar destek oluyorlar. Ama bundan dolayı çok üzgünüm. Yani demokrasi, hak, hukuk, adalet naraları atanlar bugün aslında en büyük hukuksuzluğu, en büyük adaletsizliği muhtarlar üzerinden aslında gerçek yüzünü göstermiş oldular. Evet, o zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Büyük de bir ayrımcılık da söz konusu o zaman burada. Tabii çok ciddi. Yani zaten
Bunu birçok muhtarımız biliyor. Ve bunu ben çok üzgünüm. Yani şimdi muhtarlarımız tehdit, baskı bir şekilde psikolojik baskıyla o toplantıya davet ediliyor. Ama aynı zamanda bugün itibariyle de Sayın Başkan'ın Allah kabul etsin Ümre ziyareti vesilesiyle Ümre ziyaretinden sonra hayırlı olsun daveti de yapıyorlar bazı muhtarlarımıza. Yani gerçekten onlar da şaşırmış durumdalar. İnanılmaz şaşkınız, inanılmaz üzgünüz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şehrin şehri eminidir. Evet. Yani seçim bir belediye başkanıdır. Yani ben bu konuda buna nasıl bir akıl koydular anlayamıyorum. Ama ben İmamoğlu'na da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisine nacizane tavsiyem kesinlikle danışmanlarını değiştirmeli. Bu akılla, bu yaklaşımla, bu kibirle, bu egoyla gerçekten bir yere varamaz. Biz çünkü muhtarlar her partiden oy alan, parti ayırtmaksızın yani vatandaşın hangi partiye oy verdiğiyle ilgilenmeden doğrudan hizmet götürüyoruz. Yani kendisinin de bu doğrultuda hareket etmesi kendisine yarayacaktır. Belki partisine yarayacaktır. Ama biz İmamoğlu'na sadece şu ziyarette bulunabiliriz. Biz İmamoğlu'na İstanbul'a hoş geldin demek için gidebiliriz. Bunun dışında gerçekten demokrasi, hak, hukuk, adalet ki ben burada böyle bir açıkta görmüyorum. Biliyorsunuz mahkeme kararı vardı. Dediler ki siyasi yasak konulacak vesaire. Sonra memlekette tek adam, tek rejim, diktatör bir cumhurbaşkanı var ve tek yerden yönetiliyor dedikleri sırada çıkan mahkeme kararını tüm kamuoyu biliyor. Yani evet. Biz her zaman mağdurun ve mazlumun yanındayız. Biz seçimle gelenin seçimle gideceğine inanıyoruz. Ve demokrasi de aslında budur. Ama ben demokrasi kesinlikle bir siyasi partinin arka bahçesi olacak insanlar asla değiliz. Evet. Asla da buradan da tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, Sayın Karakülah, son olarak şunu da açıklamanızı özellikle sizden istirham ediyorum. Şöyle ki, şimdi bu toplantıya katılım gösteren muhtarlarla bir görüşme imkanınız oldu mu? Katılmayanlarla bu noktada bir değerlendirme yaptınız mı? Onların görüşleri, düşünceleri acaba nedir? Bu anlamda ne diyorlar? Yani hem toplantıya dair... Öyle. Bu toplantı henüz olmadı. Toplantı iptal oldu. Valilik toplantısıyla aynı güne geldiği için pazartesi günü sabah saatlerinde bu toplantı meclis salonunda gerçekleşecek. Biz de bu toplantıya gideceğiz, bakacağız. Bizi neden davet ettiler? Niçin orada? Yani niçin gittik biz oraya? Toplantının içeriği ve amacı nedir? Gerçekten ben asla gidemeyecektim, gitmeyecektim daha doğrusu. Ama bugün itibariyle gitme kararı aldım. Çünkü bu ayrıştırıcı söylemi ve hareketi asla kabul etmediğim gibi bu düşüncelerimi ve ifadelerimi de Sayın Başkan'a da iletmek üzere oraya gitmeyi planlıyorum şu an için. Pazartesi gittiğimizde zaten neyin ne olduğunu göreceğiz. Ama ben buradan bana ve mahalleme yapılan bu haksızlık için çok üzgünüm. Bana ve mahalleme yapılan ayrıştırıcı bu söylemi, hiçbir şekilde İBB'nin hiçbir kurumundan hizmet alamamamın sebebini öğrenmek istiyorum. Ben terörle iltisatlı Muhtarlıklar Müdürlüğü'ndeki özel kalemin terörle bağlantısı olması sebebiyle kimlik bilgilerimden endişe duydum ve bunu ifade etmem sebebiyle ben oraya gittim ve bundan dolayı da çok ciddi tepki aldım. Ama bugün Muhtarlıklar Daire Başkanımız terörle yargılanan yurt dışı yasağa konulmuş birisidir. Sayın Yavuz Saltık ve ben bir muhtar olarak beni temsil eden o kurumun başında asla böyle birisinin olması söz konusu dahi olamaz. Bunun için de ayrıca üzgünüm. Dolayısıyla ben tekrar ifade etmek isterim ki hiçbir siyasi partinin siyasi dolgu malzemesi yapacak muhtarlarımız asla olamaz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi muhtarlarımız asla olamaz. Ve benim gibi birçok sesini bu anlamda yükselten, tepkisini dile getiren muhtar arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Tek kişi kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bir kişi bile kalsak bu mücadelemize, bu duygularımıza kimse engel olamayacak. Çok teşekkür ediyorum. Peki. İnşallah ifade edeyimdir duygularımı ve düşüncelerimi. Evet, çok net ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Sayın Cavide Karakülah.
aktarımınız bizim için bir farkındalık oluşması adına son derece önemliydi. Yani bir belediye başkanının, İstanbul gibi metropol bir şehrin belediye başkanının, yani bir mahalle muhtarıyla ne işi olabilir? Bunu da anlamış değiliz tabii. Bir de böyle bir şey var. Ya da muhtarlarla ne işi olur? Bunu da anlamış değiliz. Ya da muhtara, yani kendisinin bulunduğu bir toplantıya giden muhtara destek verip de diğerlerine destek vermemesini de işin açıkçası anlamış değiliz. Ama maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu haksızlıkları her seferinde gerçekleştiriyor. İşte bu haksızlıklardan biri de maalesef size ve sizin gibi değerli muhtarlara yapılmış durumda. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama vatandaş doğruyu çok ciddi görüyor. İmamoğlu'nun vatandaşların üzerine kurduğu kibir, ego ve bu baskısal ve böyle tehditkar hareketlerinde aslında çok iyi görüyor. Çünkü benim mahallem %92'ye yakın oy oranıyla İmamoğlu'na oy verdiler. Ben böyle bir mahallenin muhtarıyım. Olmaktan da gurur duyuyorum. Ama ben mahallem adına söylemek istiyorum ki birçok vatandaşımız bu konuda Sayın İmamoğlu çok tepkili. Bu tepkisini de demokratik anlamda vatandaşlarımız sandığa gittiğinde tepkisini gösterecektir. Peki. Çok teşekkürler efendim yayına katkınız için, yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selamlar, sevgiler. Peki efendim. Evet sayın seyirciler, az önce Cavide Hanım'ın da aslında net bir şekilde ifade ettiği bir detay var. CHP İstanbul Teşkilatı ildeki muhtarları demokrasiye destek adı altında aslında bir toplantıya davet etmedi. Tamamıyla İmamoğlu'na bir destek mahiyetinde bir toplantıya muhtarları davet etti. Ama gitmeyenler de vardı Cavide Hanım gibi ve tepkilerini de işte bu şekilde dile getirmiş oldular sayın seyirciler. Peki devam edelim, diğer gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Yarımada'da askeri varlığını artırmaya hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin düşmanca eylemlerinin kırmızı çizgiye ulaştığı belirtildi. Olası bir Amerikan saldırganlığına nükleer silah dahil topyekün yanıt verileceği de vurgulandı. ABD ile Güney Kore arasında ortak tatbikatların ardı arkası kesilmezken eş zamanlı olarak Asya Pasifik turuna çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore ziyaretleri bölgede tansiyonu yükseltti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ABD ve NATO'yu uyardı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında kırmızı çizgiler hatırlatıldı. Yarımadayı savaş bölgesine çeviren ABD'li "Diyalog kurmayız, ezici nükleer gücümüze güveniriz" ifadeleri kullanıldı. Kore Yarımadası'ndaki ve bölgedeki askeri ve siyasi durum, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin pervasız çatışma yanlısı manevraları ve düşmanca eylemleri nedeniyle kırmızı çizgiye ulaştı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir askeri harekatına nükleer silaha karşı nükleer silah, topyekün savaşa karşı topyekün savaş ilkesi çerçevesinde en sert tepkiyi verecektir. Açıklamada ABD'nin bölgede askeri varlığını arttırmaya dönük adımlarına karşı caydırıcı faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hafta başında Güney Kore'yi ziyaret ederek temaslarda bulunmuş, Washington ve Seul'un F-22 ve F-35 jetlerini de içeren askeri varlıkların bölgede konuşlandırılması konusunda mutabık kaldığı bildirilmişti. Velilerden şikayet yağıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki gizli zammı takibi aldı. Sosyal etkinlik ya da gider adı altında velilerden ek ücret talep eden özel okullara kademeli ceza gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı hizmetleri zorunlu hale getirerek velilerden ücret talep eden özel okulları takibe aldı. Gizli zamma kademeli ceza verileceği açıklandı. Buna göre öğrenci kayıt sözleşmesinde yer almayan bir kalemin veliden istendiğinin tespit edilmesi halinde özel eğitim kurumuna idari para cezası verilecek. Cezası ilk tespitte asgari ücretin 5 katı, fiilin tekrarı halinde ise asgari ücretin 25 katı kadar uygulanabilecek. Mevzuata göre aynı fiilin 3. kez işlenmesi halinde kurum kapatma cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların ara sınıf ücretlerine zammı %65 ile sınırlandırmıştı.
Rekabet Kurumu Google'a soruşturma açtı sayın seyirciler. Google ve iştirakleri genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle incelenecek. Google, rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle inceleme altına alındı. Rekabet Kurumu, Google ve iştiraklerine genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle soruşturma açtığını duyurdu. 2054 sayılı kanun 6. maddelerini... Google şirketleri Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited şirketi hakkında 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön soruşturma kararına bağlandı. Toplantıyı açıyorum. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Rekabet Kurulu bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı özellikle çocuklar üzerinde etkili olan strep A enfeksiyonu ile ilgili vatandaşları uyardı. Enfeksiyonun bulaşıcılığına vurgu yapan bakanlık hasta kişilerin antibiyotik tedavisinde 24 saati tamamlamadan iş, okul veya kreşe gitmemesini önerdi. Dünyada etkili olan strep A enfeksiyonu özellikle çocuklu aileleri tedirgin etti. Sağlık Bakanlığı halk arasında beta olarak da bilinen strep A enfeksiyonuna ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda hastalığın nasıl bulaştığı, belirtileri, tedavisi gibi bilgilere yer verildi. Buna göre strep A, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara maruz kalmak ya da mikrobun yayıldığı yüzeyleri dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabiliyor. Hastalığın ana belirtileri arasında ani başlayan ateş, boğaz ağrısı, boyun lenf bezlerinde büyüme, baş ağrısı ve halsizlik bulunuyor. Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebiliyor. Strep A'nın tedavisine erken dönemde başlanması büyük önem taşıyor. Hekimin önerdiği antibiyotik tedavisiyle tam iyileşme sağlanıyor ve böylelikle olası kötü sonuçların önüne geçiliyor. Antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra bulaştırıcılık sona eriyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda aileleri ve vatandaşları uyarıyor. Hasta kişilerin antibiyotik tedavisinde 24 saati tamamlamadan iş, okul veya kreşe kesinlikle gitmemesi gerekiyor. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Evet, yeni saatte yeniden beraberiz sayın seyirciler. Şimdi yayınımızın bu bölümünde yine bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kiminle? İş insanı Sayın Mert Ali Öztürk şu anda karşımızda. Sayın Öztürk, günlük yayına hoş geldiniz efendim. Serkan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz günlerde de yine stüdyomuzda ağırlamıştık sizi. Ancak nedense bu soruna bir türlü bir çözüm bulunmadı ve bulunmamaya da devam ediyor. Özellikle akaryakıt istasyonlarınızın bu anlamda sebepsiz yere kapatılması konusunu bugün gündemimize tutuyoruz. Şimdi nedir son durum efendim? Biraz bir detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Yani o yayından sonra ne değişti ve gelinen süreçte, gelinen noktada nasıl bir durum söz konusu? Serkan Bey, öncelikle yayından sonra birçok savcılıktan, 37-38 savcılıktan kovuşturma yönetimi raporlarımız geldi. Ancak bunun dışında bazı mahkemeler kovuşturmaya yer yoktur raporu verirken, bazı mahkemelerde tamamen dava açarak mahkemeleri gönderiyor bizlere. Yalnız bizler bunun yanı sıra aşırı şekilde para cezaları gelmeye başladı. Mesela vergi cezaları, bir istasyonun toplam cirosu 5 milyonken 19 milyon civarında bir ceza yazılıyor. Bakın ciromuz 5 milyon, yazılan ceza 19 milyon Serkan Bey. Bunları zaten hiçbir petrolün karşılama gibi bir durum olmazken, zaten siz de biliyorsunuz ki Türkiye'de bir ceza, bir suç olsa dahi bir cezası olur. Bizler bir suç olmamışken 5 ayrı şekilde yargılanıyoruz. Birincisi istasyonlarımız kapatılıyor.
Bu ayrı bir ceza. Türkiye Cumhuriyeti'nde savcılıklara sevk ediliyoruz. Ayrı bir ceza. Vergi cezaları ayrı bir ceza. Bir suçtan 5 şekilde yargılanma görülmemiş bir şey. Peki ne yapılmaya çalışılıyor? Yani şimdi bu cezalar verilince yani hani her şey yerli yerine oturacak mı? Ne olacak yani? Sonuçta şimdi siz dediniz ki bazı raporlarda işte kovuşturmaya yer yok diye bu mekanlarımızın yani bu anlamda bu istasyonlarımızın açılması söz konusu. Ancak bir taraftan da bu cezalar geliyor. Şimdi yani baktığınızda çok da ciddi cezalar. Şimdi 19 milyon gibi bir rakamı yani nasıl kazanacaksınız, nasıl ödeyeceksiniz, nasıl kendi çarkınızı döndürmeye çalışacaksınız? Serkan Bey, daha komik olanları var. Bir istasyona, istasyonun mülkiyeti belki de 10 milyon etmeyecek bir istasyona 70 milyon ceza yazılmış. 70 milyon. Yani Türkiye dahilinde görülmemiş bir ceza şekli. Bizler diyoruz ki, bizler bu yakıtı dağıtıcıdan aldık. Bu yakıtlarımızı otomasyondan geçirerek, EPDK'nın günlük verilerini kontrol ettiği otomasyonlarımızdan geçirerek, yazar kasalardan fişlere çıkacağı şekilde satış yaptık. Bunun üzerinden de vergilerimizi tamamıyla ödedik. Yalnız sektörün daha önceden söylemiştik. Bir tane STK'sı, bir tane STK başkanının sözüyle bizler kurban seçildik. Bugüne kadar sektör için hiçbir şey yapmamış bir STK'nın bugün kalkıp kendisine üye olmayıp aidat vermeyen tüm bayilerden kurtulma çalışmasına kurban veriliyoruz. Bizler diyoruz ki Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet bütün herkesin buradaki insanların sesini duyması gerekiyor. Sonuç olarak burada kapanan 2000 petrol değil, 2000 petrolde çalışan yüzlerce insan var, binlerce insan var. Bu insanların aileleri var. Bugün doğuda, güneydoğuda, kırsal kesimlerde birçok akaryakıt istasyonu kapatılırken bu insanlar kapatılmıyor. Tamamen benzin istasyonlarımız gasp ediliyor Serkan Bey. Bunun dışında mülk sahibi ve kiracı kavgaları başladı. Bakın, Afyon'da bir tane olmak şartıyla, doğuda 3-4 tane olmak şartıyla mülk sahipleri gelip kiracılarına saldırmaya başladı. Yarın bir gün kiracılar ve mülk sahipleri arasında akıl almaz olaylar olacak. Biz bunları devlet büyüklerimize sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bizler bu akaryakıtları sonuçta kuyulardan çıkarıp istasyonlarımıza satmadık. Türkiye'de bulunan dolum tesislerinden alarak tankerlerimizin gelip otomasyonlarımıza boşaltarak satmış bulunmaktayız. Bunun üzerine de vergimizi vermiş bulunmaktayız. Madem böyle, günlerdir soruyorum. Diyorum ki de, şimdi Sayın VDK Başkanı, bana gelen akaryakıt faturası sahteyse, ben bunu bilemem. Çünkü ben e-faturayım. Madem sahte, burada gerçek faturalar nerede? Kime kesildi? Kimler kullandı? Bu sahte faturayı asıl kullananlar o zaman, bize sahteyse asıl faturayı kullananlar yarın matrah artırımından çıkıp tertemiz kurtulacaklar. Peki kapanan petrolcüler bu işten nasıl kurtulacak Serkan Bey? Evet. Çok ciddi merak edilen sorular var. Peki şimdi bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için. Şimdi size ne diyor devlet? Yani yetkililer, Ticaret Bakanlığı, diğer yine müesseseler. Ya sizi neyle suçluyorlar? Biz birçok hem iktidar hem muhalefet kanalından birçok siyasetçiyle görüştük. Hı. Tamamen bize söylenen şu. Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde sizlerin açılmasına yanaşmıyor. Bizler de diyoruz ki bizler bu ülkede vergisini vermiş, işçi çalıştırmış, SSK'sını ödemiş, tamamen devletin devletine bağlı çalışmış insanlarız. Ancak bize verilen sözler vardı. Çıkan kanun yanlış, çıkan uygulama yanlış, sizlerin tekrar açılması gerekiyor denildiği halde geldiğimiz noktada ne verilen sözler tutuldu ne çıkan kanun değiştirildi. Madem bizlere yapılan uygulama yanlışsa devlet büyüklerimiz bunu zaten görebiliyor. Neden değiştirmiyor kanunu? Biz de bunları sorguluyoruz. Sağ olsun Sayın Genel Başkanımız Doğu Pinçek'ten sonra 38 tane kovuşturma yeri yoktur raporu aldık. Doğrudur. Ama birçok savcı bey bizi mahkemelere sevk ediyor. Türkiye'de zaten mahkemelerin bitiş süresi 5 sene. Serkan Bey, bir istasyon 5 sene kapalı kaldıktan sonra o istasyon zaten harabe bir hale gelir. Hiçbir mülk sahibi kiracısının istasyonunu 5 sene kapattırması kabullenemez. Şimdi kapalı bir istasyonda zaten mülk sahibine kira ödeme gibi bir durumumuz olamaz. Evet. Azından ufak bir ceza dahi olsa kapalı iş yerinde çıkarıp bu cezayı ödeyecek durumumuz olamaz. Biz de şimdi diyoruz ki işlemediğimiz bir suç neden yargılanıyoruz? Ya da
sektörün tek STK'sı tarafından bizler neden kurban seçtiriliyoruz? Bu soruların cevabını günlerdir bulamıyoruz. Evet. Peki bundan sonrası için ne yapmayı planlıyorsunuz Sayın Öztürk? Yani şimdi ulusal kanalın yayınından sonra sanırım yargı da harekete geçmiş. İşte az önce söylediğiniz kovuşturmaya yer yok babında yine dosya sonuçları var diyorsunuz. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonrası için? Serkan Bey, bizler bundan sonrası için zaten hani artık güvensiz bir ortama geldik. Hiç kimse yarın iş yerim var diye güvenmeyecek. Hı hı. Neden? Bir gecede çıkan bir kanunla iş yerin elinden alınıp gasp edilebiliyor. Bunun adı düpedüz gasp Serkan Bey. Başka hiçbir şey değil. Burada insanlar gerçekten intihar etmeyi düşünen insanlar var. Burada artık bir ilçede, bir istasyonun mühürletinde sokağa çıkıp komşusunun yüzüne bakamayan petrolcüler var. Tamamen itibarsızlaştırılıyoruz. Biz de diyoruz ki eğer varsa bir suç, bizlerin iş yerindeki mühürler kalksın. Bizler yine mahkemelerde yargılanalım. Eğer bugün mahkemelerin bize vereceği cezalar varsa, eğer mahkemeler Türkiye'de bizi haksız bulursa, biz her türlü cezaya zaten razı oluruz. En azından mühürlemeler kalksın, işimize devam edelim, yine elemanlarımızı çalıştıralım, yine itibarımızı kaybetmeyelim, yine bankalar nezdindeki kredilerimiz bitmesin. Tamamen istediklerimiz bunlar. Ama nedense herkes bir şekilde kulağını tıkamış, bizi duymaz vaziyette. Evet. Peki bu anlamda şunu çok merak ediyorum işin açıkçası. Sizin gibi mağdur olan diğer akaryakıt sahipleriyle bir araya geldiğinizde yani onlar nasıl bir çözüm yolu konuşuyor yani ya da bir çözüm yolu öneriyor? Bunun için neden 200 gündür Ankara'da defalarca bir araya geldik. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldi. Biz bağlı bulunduğumuz kurum enerji piyasası EPDK onun önüne defalarca gittik. Yüzlerce insan kapısında bekledik. Bir petrolcü arkadaşımız 38 gün kalkmamak şartıyla EPDK'nın kapısında oturdu. Adıyaman'dan bir petrolcü arkadaşımız hiç kalkmamak şartıyla 38 gün EPDK'nın kapısında oturdu. Ben bir haksızlığa uğradım, lütfen beni görün diye. Bunun dışında yüzlerce kişiyle defalarca Ankara'ya geldik. Ulusta basın açıklamaları yaptık. Ticaret Bakanlığı'nın önüne gittik. Tam tersi. Bizlere susun, gidin deniliyor. Biz de diyoruz ki biz bir haksızlığa uğruyoruz. İnsan haksızlığa uğrarken neden sussun? Biz haksızlığa uğruyoruz. Şu anda binlerce insan size gerçekten, ben ne derim ki insanlar intihar edecek konuda. Çünkü hepimizin vergi borçları vardı, hepimizin bunun dışında banka borçları vardı. Zaten artan bir sermaye yükümlülüğümüz vardı ki bankalardan kredi kullanarak tamamlamış insanlarız. Şimdi geldiğimiz noktada bütün bankalara ödeyemiyoruz. Yük sahiplerimize kira ödeyemiyoruz. Evet. Çalıştığımız işçilerin SSK'sını ödeyemiyoruz. Elemanlarımızı işten çıkarsak tazminatlarını ödeyemiyoruz. Artık Türkiye'de birilerinin bizi görüp duymasını bekliyoruz. Başka da söyleyebileceğimiz çok bir şey yok Serkan Bey. Bugün geleni bir gecedeki bir kararla, bakın tekrarlıyorum, bir tane STK başkanının, İmran Okumuş isminde bir STK başkanının tek sözüyle bizler kurban seçildik. Bizler de diyoruz ki tek taraflı dinlemeyin. Buyurun bizi de dinleyin. Defalarca Sayın Bakanımızın kapısına gittik. Defalarca Sayın Bakanımızdan bir randevu talebimiz oldu. Sayın Bakanımız hiçbir şekilde randevu talebimize dönmedi. Biz bunun dışında Maliye Bakanlığı'na gittik. Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanı değil mi? Ticaret Bakanımız Mehmet Buş Bey. Evet. O zaman bir kez daha, bir kez daha buradan Sayın Öztürk seslenelim. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Buş'a. Yani bu... Sayın Bakanım. Evet, buyurun. Buradan sesleniyoruz. Sayın Bakanım, bizler Türkiye'de vergisini vermiş, vatanına ve milletine bağlı iş insanlarıyız. Lütfen bizlerin sesini duyun. Bizler sizlerden beklediğimiz tek bir şey varsa Sayın Bakanımızın bir randevu vererek bugün en az 2000 petrolcüyü, çalışan binlerce insanı ve bu insanların ailesinin seslerini duymasını talep ediyorum. Evet, bu talebi bir kez daha dillendirmiş olduk. Tabii Vatan Partisi de bu anlamda biliyorsunuz sizin yanınızda, Cumhurbaşkanı adayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek de sizin yanınızda tüm ekibiyle beraber. Dolayısıyla Vatan Partisi'nin iktidarında, evet buyurun. Şu ana kadar sesimizi duyan tek muhalefet partisi sağ olsun ki Doğu Perinçek Bey. En azından bizleri dinledi, bizleri anladı. Kendisi de iyi bir hukukçu olduğuna rağmen evraklarımızı gördükten sonra bizlere inandı. O yüzden tüm petrolcüler adına,
Türkiye'de bulunan tüm akaryakıtçı adına Sayın Doğu Perinçek'e sizin yayınınızdan tekrar teşekkür ediyoruz. En azından muhalefet olarak bizlerin sesini duydu. Evet, Sayın Genel Başkan dinliyorsa da bu teşekkürü bir kez daha kendisine iletmiş olalım. Tabii konu çok ciddi. Vatan Partisi de bu mağduriyete tabii diğer mağduriyetlerde olduğu gibi sessiz kalmadı ve kalmayacaktı. Onu da özellikle belirtelim. Şimdi siz hem Sayın Genel Başkan'la da görüştünüz bu anlamda. Diğer parti yetkilileriyle de bu sorunu görüştünüz. Televizyonumuzda da sizi ağırladık ve bu konunun ne kadar ciddi bir mesele olduğundan da izleyicilerimize, hükümet yetkililerine, az önce de ifade ettiğiniz gibi Sayın Bakan'a, Sayın Ticaret Bakanı'na iletmiş olduk. Dileriz. Yani bu konu bir an önce çözüme kavuşur. Gözümüz kulağımızda en azından Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek olan bir haberde efendim. Serkan Bey, en azından insanların canı daha fazla yanmadan, en azından insanlar itibarını daha fazla kaybetmeden, en azından çalışanlarımız daha fazla işsiz kalmadan evlerine birer ekmek götürebilmesi için evet. Lütfen devlet büyüklerimiz bizlerin sesini duyarak mühürlerimizi kaldırılsın. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mahkemelerde yargılanmaktan korkmuyoruz çünkü haksız olduğumuz hiçbir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bizler diyoruz ki bir gecede çıkan kanunla bizleri kurban seçmeyin. Bizler yine çalışalım, yine mahkemeler bize bir ceza verirse biz bu cezaları kabulüz. Ama evet. Çünkü bizler paramızı göndererek aldığımız yakıtı istasyonlarımıza sattık. Bunun dışında hiçbir şekilde devletimizden vergi çalmadık. Çalışanlarımızı SSK'sını yaptırmadan çalıştırmadık. Bizler tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin bize getirmiş olduğu her şartı yerine getirdik. Ancak dağıtıcıların bir masa, bir sandalye ile SSK'dan almış oldukları dağıtıcı lisanslarının bedelini bugün ortada olan petrolcüler ödemesin diyorum. Evet, peki. Madem öyle, sizin aracınızda soruyorum. Sayın STK Başkanı, Sayın İnemen Kumuş, yıllardır bir masa bir sandalye ile dağıtıcı lisansı alan hiçbir bayiye siz sendik olarak müdahale ettiniz mi diyorum. Cevap yok. Tekrar soruyorum. Sayın STK Başkanı diyorum. Buyurun gelin binlerce petrolcünün önünde beraber bir açıklama yapalım. Eğer ki bu insanlar gerçekten kaçakçılık yapmışsa kapatılsın. Yazar kasayla oynamışsa yine kapatılsın. Ama bu insanların hiçbir suçu yokken iş yerlerine mühür vurulmasın. Buradan kendisine tekrar çağrımdır. STK Başkanı, sektörün tek STK Başkanıyken bugün bu isim başkanı İmran Okumuş'a herkesin önünde bir çağrı yapıyorum. Bu insanlar kapatılırken ben kapattım diye videolar çekmeyin. Tam tersi bu insanları ekmeği elinden alınıyor diye siz de bu işe müdahil olun diyorum. Evet. Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Günlük yayınına geldiniz. Sorunlarınızı bir kez daha dinlendirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Dileriz yetkililer bu soruna bir an önce çözüm bulurlar efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçin çok teşekkürler. Ederiz. Evet sayın seyirciler yine bir sorun ve yine bir sorunu gündeme getirdik. Günlük yayınımızda değerli izleyenler özellikle akaryakıt istasyonları haksız yere kapatılan işte o iş insanları, o akaryakıt sahipleri yine günlük programında bir kez daha dillendirdiler efendim. Lütfen bu anlamda cezamızı çekmeye razıyız ama istasyonlarımızı kapatmayın çağrısında bulunuyorlar. Bizler de aktarmış olduk efendim. Peki devam edelim. Şimdi evcil hayvanlarla ilgili bir haberimiz var. Evcil hayvanlara çip uygulamasında sürenin dolmasıyla birlikte çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı. Özellikle seyahat sırasında çip takıldığına ilişkin kimlik sunamayan birçok kişiye hayvan başına 3.642 lira ceza kesildi. Evcil hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasına süre 31 Aralık'ta dolmuş, uygulama yılbaşı itibariyle hayata geçmişti. Uygulama evcil hayvanla yapılan yurt dışı ve şehirler arası seyahatlerde belge gösterme zorunluluğu getiriyor. Çip taktırmayanlara ilk cezalar da seyahat sırasında uygulandı. Çip takıldığına ilişkin belge sunamayan çok sayıda kişiye hayvan başına 3.642 lira para cezası verildi. Hayvan başına 3.642 lira para cezası verildi. Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında toplam 1 milyon 429.370 ev hayvanına çip takıldı. Tedarik sıkıntısı nedeniyle çip takılmayan 552.127 hayvan sahibine ise beyanname verildi.
çip ve beyanname uygulamasıyla yurt genelinde toplam 1.595.255 evcil hayvan kayıt altına alınmış oldu. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, kayıtta hayvan sayısının çok düşük olduğunu belirterek kayıt sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Çin, 3 yüksek verimli süper ineği başarıyla klonladı. Proje, Çin'in süt endüstrisinin ithal ırklara olan bağımlılığını azaltmak için bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Çinli bilim insanları yüksek miktarda süt üretebilen 3 süper ineği başarılı bir şekilde klonladı. Ningxia Daily gazetesinin bildirdiğine göre Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yetiştirilen 3 buzağı 23 Ocak'ta Ningxia bölgesinde doğdu. Seçilen hayvanların yılda 18 ton ömürleri boyunca ise 100 ton süt üretebilecek kapasitede olduğu belirtildi. Çalışmayı yürüten üniversiteden yapılan açıklamada ilk buzağının doğumda 56,7 kilogram ağırlık, 76 santimetre boy ve 113 santimetre uzunlukta klonlama hedefine ulaşıldığı kaydedildi. Bilim insanları normal bir inekten iki kat daha fazla süt veren binden fazla süper inekten oluşan bir sürü oluşturmak için çalışmalara başlandığını da duyurdu. Proje lideri Jing Yaping, embriyonların düşük üretimli taşıyıcı 129 ineği yerleştirildiğini söyledi. İneklerin %42'si başarılı bir şekilde gebe kaldı. %17,5'i 200 gün boyunca doğurganlığını sürdürdü. Süt ineği nüfusunun %70'ini yurt dışından satın almak zorunda kalan Çin'in diğer ülkelere bağımlılığını azaltmak için bu adımı attığı değerlendiriliyor. Çin'in 2021 yılında ABD'den süt ürünleri ithalatını %75 oranında artırdığı belirtildi. Sarp dağlarının arasında kurulu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aralıklarla etkili olan kar günlük yaşamı ve ulaşımı güçleştiriyor. Ovacık'ta yöre halkı Hedik adı verilen kar ayakkabısı yardımıyla karla kapanan patika yolları aşıyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aralıklarla yağan kar gündelik yaşamı ve ulaşımı güçleştiriyor. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşan ilçede köylerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin mesaisi de arttı. Yöre halkı iş makinelerinin giremediği karlı yolları karda batmayan özelliği ve dikkat çeken tasarımıyla Hedik adı verilen kar ayakkabısıyla aşıyor. Kar burada yağdığı zaman ulaşım gerçekten sıkıntılı oluyor. Araçlar yol açmakta sıkıntı çekiyor. Patika yollarımızın bağlantısı tamamen kesiliyor. Hedik denen bir şeyimiz var, eskilerimizin icadı. Bununla ulaşım yerleri karı çiğneyerek kolay bir şekilde ulaşıyoruz. Patika yollarımızı hep bununla açıyoruz. Çok avantajlı, çok kullanışlı bir şey. Köylerde hediye kullanan besiciler samanlıklara ve ahırlara daha kolay ulaşabiliyorlar. Hatay'da koruma altındaki dağ ceylanlarını 3000 kişi doğal ortamında ziyaret etti. Dağ ceylanlarını görmeye gelenler onları gözlemleyip fotoğraflayabiliyor. Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan Gazella Gazella türü dağ ceylanlarını doğal ortamlarında 3000 kişi ziyaret etti. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınır bölgesinde yaşayan dağ ceylanlarının neslinin tükenmemesi için 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi oluşturuldu. Gazella gazellaları görmeye gelenler onları doğal ortamlarında gözlemleyip fotoğraflayabiliyor. Dağ ceylanlarının sayısı yaban hayatı geliştirme sahasında her geçen yıl artıyor. Dağ Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, dağ ceylanlarının insanlar tarafından merak edildiğini ve merkezin ziyaretçi akınına uğradığını ifade etti. Bu türe karşı çok ciddi bir ilgi alaka oldu insanlar tarafından. Vatandaşlarımız çok ilgi duyuyor. Yani emin olun bir hayvanat bahçesine gitse bu kadar ilgilerini çekmiyor. Çünkü bir türün yani doğal ortamında, kendi yaşadığı bir ortamında görmek herkes için çok gurur verici bir olay.
Evet, devam edelim günlük yayınımıza. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı sayın seyirciler. Verilere göre tüketici enflasyonu yıllık bazda %57,68 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise %6,65 olarak gerçekleşti. Hemen detayları paylaşalım konuyla alakalı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi TÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Ocak'ta aylık bazda %6,65 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ÜFE %4,15 olarak artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %57,68, yurt içi üretici fiyatlarında %86,46 oldu. Enflasyon yıllık bazda 57,68 oldu. Ve konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçilere eş zamanlı alınan faaliyet durdurma kararlarından duyulan rahatsızlık iletildi sayın seyirciler. Bu tür yaklaşımların terör örgütlerine hizmet ettiği vurgulandı. Güvenlik tehdidi bahanesiyle İstanbul'daki konsolosluklarının çalışmalarına ara veren Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin de bulunduğu 9 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri kaynaklarından verilen bilgiye göre büyükelçilere eş zamanlı olarak alınan faaliyet durdurma kararlarından Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık iletildi. Bu tür yaklaşımların terör örgütlerine hizmet ettiği vurgulandı. Ülkemizde bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılmış, konuya ilişkin tepkimiz aktarılmıştır. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği, bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanmıştır. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimizin güvenlik bilimlerimizle işbirliği olduğu belirtilmiştir. Avrupa'da Kur'an yırtma eylemlerinin ardından sayın seyirciler bakın Almanya, Fransa aynı zamanda özellikle ABD, Hollanda ve bu tarz ülkeler Türkiye'de terör saldırısı olabilir uyarısı yaptılar sayın seyirciler. Yani görünen o ki özellikle Türkiye'yi küçük düşürmek, Türkiye'nin ekonomik refahını altüst etmek ve buna darbe vurmak için maalesef bu ülkeler ve buna benzer ülkeler ellerinden gelen tüm çabayı da gösteriyor sayın seyirciler. Şu seçim arefesinde olduğumuz şu günlerde bakıyorsunuz hükümete her türlü iftiraya atmalar, bakıyorsunuz Türk ekonomisine her türlü yine darbeyi vurma teşebbüsleri. Yani hangi birini sayarsanız sayın. Şimdi konuyla ilgili bir haberimiz var. Batılı ülkelerin bu tavrına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu net ifadelerle cevap verdi sayın seyirciler. Diyor ki sayın Soylu, 60 milyon turist hedefinin açıklandığı gün yapılan bu girişimin Türkiye'ye karşı başlatılan psikolojik harp olduğunu dile getiriyor. Hatay'daki TC polis evine yapılan saldırı 2022 yılında büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir. Aynısıdır. İsveç ve Danimarka'da gerçekleşen Kur'an yakmayla, Hollanda'da gerçekleşen Kur'an yırtma eylemlerinin ardından batılı ülkeler Türkiye'yi riskli ülkeler statüsüne aldı. Önce kışkırtma yapan, sonra da Türkiye'de panik havası yaratmaya çalışan Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada. Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'ye seyahat planı yapan vatandaşları için terör saldırısı uyarısında bulundu. Hollanda, İngiltere ve Almanya Türkiye'deki vatandaşlarını uyarmakla yetinmedi ve geçici olarak konsolosluklarını kapattı. Batılı ülkelerde ise tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır dedi. Bazılarını kendi emniyet güçleriyle muhafaza ettiler. Saldırıların devamını temin edebilmek için ve bunu demokrasi ve özgürlük olarak nitelendirdiler. Ve bütün bunları yaparken de hem kendileri yaptılar, hem kendileri tahrik ettiler, hem kendileri izin verdiler. Onun akabinde de büyükelçilerin, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'ye karşı yapmış oldukları deklarasyonda hangi büyükelçi bu deklarasyonun altına imzalanmasını salık vermişse, Türkiye'de
yaklaşık 3-4 gündür bir DAEŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin ve aynı zamanda biraz daha genişleterek bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koyarak bir istihbari notla diğer büyükelçiliklere de biz kapatıyoruz, siz de kapatın telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Öte yandan terör saldırısı uyarısında bulunan ülkelere mesaj verdi. Soylu terör örgütünü besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz dedi. Büyük bir planı 1923'te gerçekleştiremedikleri, kurtuluş mücadelesinde gerçekleştiremedikleri hala içlerinde kalmış büyük bir planın bir parçasıdır. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada özgür, hür ve bağımsız olmamızı istememektedirler. Bu kadar açık ve nettir. Ayaklarımız üzerine durmamızı istememektedirler. Amerika Birleşik Devletleri namluları Türkiye'ye dönük olan NATO'nun genişlemesi için yaptırıma yeltendi sayın seyirciler. 27 senatör ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. ABD, Türkiye'yi tehdit eden NATO'nun genişlemesi için yaptırım hamlesine hazırlanıyor. Amerika'da 27 senatör, Amerikan Başkanı Joe Biden'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verilmediği sürece Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satılmamasını istedi. Mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmamasının Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi. Senatörler, Türkiye'yi hedef alan ve terör eylemlerinin desteklendiği İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mütabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu. Mektupta iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre'nin F-16 savaş uçaklarının satışını değerlendirebileceği belirtildi. F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı. Tüm bu yaptırım kararları ile ilgili bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi sayın seyirciler İstanbul Boğazı'na demirledi. Gemiye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. ABD donanmasına ait savaş gemisi USNAS İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında demirledi. Sabah saatlerinde Sarayburnu açıklarından İstanbul Boğazı'na giren gemiye sahil güvenlik ekipleri eşlik etti. Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü. ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi. Filistin'de bir ay içerisinde işgalci İsrail'in eylemleri sonucu 8'i çocuk, 35 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı gerilimi sözde azaltmak niyetiyle bölgeye gitti. Ve Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası röportaj veren İsrail Başbakanı katliamlarını meşrulaştırdı. Uzun vadeli barışın da mümkün olmadığını söyledi. İsrail'in Batı Şeria'da eylemleri arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Ocak ayının 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan en kanlı ay olduğunu açıkladı. Yılbaşından bu yana en çok ölümün de Cenin kentinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada bu kentte 20, bu ay içinde 8'i çocuk toplam 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Devlet Başkanı Netanyahu CNN'e röportaj verdi. Netanyahu, Batı Şeria'daki eylemleri hakkında meşru olduklarını iddia ederken yeni yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını duyurdu. Hiçbir zaman iki devletli bir çözümün tam destekçisi olmadık. Askeri veya güvenlik gücü olmadığı sürece bir Filistin devleti kabul ediyoruz. Batı Şeria'daki vatandaşlarımızın yerleşim bölgelerinin güvenliğini sağlıyoruz. Toplu cezalandırma söz konusu değil. Bize eylem düzenleyenler terörist, suçluları koruyanlar da terör destekçisi. Biz teröristleri ve onları destekleyenleri hedef alıyoruz. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin güvenliğini arttırmak için
terörizme bulaşan veya terörü destekleyen ailelerin bölgedeki ikametini iptal edecek yasa tasarısını çıkarmak için çalışıyoruz. Netanyahu röportajında açıkça ifade ederek önceliklerinin Filistinlilerle barış olmadığını, bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle normalleşmeyi öncelik olarak gördüklerini dile getirdi. En büyük hedefimiz Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle normalleşmek. Suudi Arabistan ile barış Suudi liderliğine bağlı. Filistin ile barış için Arap-İsrail çatışmasının etkili bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Ancak böyle olursa Filistinlilerle uygulanabilir barış sağlayabiliriz. Arap dünyası Filistin'in kuyruğunu sallamasına izin vermesin. Bölgeye tansiyonu sözde düşürmek için gelen Amerikan Dışişleri Bakanı iki tarafla görüştükten sonra Tel Aviv Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi. Amerika sözde arabulucu olarak geldiğini açıklarken konuşmasında İsrail'in işgalci girişimlerini görmezden geldi. İsrail ile Filistinliler arasındaki herhangi bir nihai anlaşma İsrail'in güvenliği kontrol etmesini sağlar. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmemde Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki hava sahasını kimin kontrol ettiğini bilemezsiniz dedim. Bir uçağın geçmesi 2 dakika sürer. Ne yani? 1 dakika İsrail kontrol ediyor, diğer dakika Filistinliler mi? Elbette uygulanabilir değil. Bu konu hakkında başkalarının da bana söylediği gibi bana biliyorsun ama bu mükemmel bir egemenlik değil dedi. Ben de haklısın dedim. Ama buna ne denir bilmiyorum. Onlara hayatlarını kontrol etme, memurlarını seçme, ekonomilerini yönetme, kurumlarını yönetme, bayraklarına sahip olma ve parlamentolarına sahip olma fırsatı veriliyor. Filistin güvenlik kontrolüne sahip olmakta ısrarcı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik bir görüşmenin sonunda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Salı günü genel kurulda görüşülecek. Komisyon görüşmelerinde merak edilen emekli aylıkları gündeme geldi. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat da maaşların 1 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi. Milyonların gözü kulağı EYT kanun teklifinde. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Salı günü genel kurulun gündemine gelecek. Teklifle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlarda yaş şartı kalkacak. Taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu olan emeklilik artık isteğe bağlı bırakılacak. Komisyon görüşmelerinde merak edilen emekli aylıkları gündeme geldi. Teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Aydemir, milletvekillerinin EYT'lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir, ortalama emekli aylığının SSK'lılarda 7.797 lira, Bağkurlularda 5.811 lira, emekli sandığı iştirakçılarında ise 12.389 lira olacağını anlattı. Aydemir, ortalama aylığın da 8.733 lira olacağını kaydetti. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat, borçlanma başvurularında 3 gün içinde 1.100.000 kişinin başvurusunun alındığına dikkat çekti. Arat, kanun Şubat ayı içinde yasalaşırsa emeklilik başvurusunda bulunanların Mart ayı itibariyle emekli aylığını hak etmiş olacağını belirtti. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile çalışanların maaşlarını 1 Mart'tan geçerli olarak almaya başlayacaklarını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de emeklilikle ilgili tüm başvuruların E-Devlet üzerinden yapılması konusunda altyapının hazır olduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'na Cemevleri ile ilgili çalışmaları yürüten Doktor Ali Arif Özdebek atandı sayın seyirciler. Atama kararı resmi gazetede de yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Başkanlığı'na atama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Doktor Ali Arif Özeybek, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atandı. Atama kararı resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Alevi Bektaşi kardeşlerimizin taleplerine çözüm bulmak
ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız tarafından bugün Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı olarak görevlendirildim. Özeybek sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Başlatılan hizmet sürecini tamamlamak ve halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ekip arkadaşlarımızla en iyisini yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun dedi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 9 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmuştu. Başkanlığa atanan Özeybek, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmişti. Ali Arif Özeybek, son dönemde yürütülen Alevilerle ilgili çalışmalarda cemevlerini ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Diğer taraftan Vatan Partisi'nin özellikle 2 gün sürecek hafta sonu Bursa programının hazırlıkları tamamlandı. Değerli izleyenler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve partinin MYK üyesi Şule Perinçek 5 ila 6 Şubat tarihlerinde Bursa'da olacak sayın seyirciler ve program Vatan Partisi'ne üye katılım töreniyle başlayacak. Büyük kurultayını tamamlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne Türkiye'nin dört bir yanından katılım var. Vatan Partisi'nin 2 gün sürecek Bursa programı için de hazırlıklar tamamlandı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'la partinin MYK üyesi Şule Perinçek 5-6 Şubat tarihinde Bursa'da olacak. Vatan Partisi üye katılım töreni 5 Şubat'ta saat 13'te Ramada Otel'de yapılacak. Törende Bursa'nın tanınan simalarının ve iş insanlarının Vatan Partisi'ne katıldığının ilan edilmesi bekleniyor. Üye katılım törenine bütün Bursa halkı davet edildi. Efendim, CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 2 farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Ataşehir Belediyesi'nin 2, Kadıköy Belediyesi'nin 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 2013 yılında Ataşehir Belediyesi'ne büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 5 ihalede 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği ve 20 şüphelinin bu olaya karıştığı belirlendi. Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bulunduğu 13 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilirken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de şüpheli olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüsleri yine ölüm saçtı ve bu kez de Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı sayın seyirciler. 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Evet, görüntüler sayın seyirciler, otobüsün içerisinde çekilmiş, otobüsün içindeki kameradan yansıyan görüntüler ve yine bir İETT kaza haberi. Bakın, görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Çarpma anı, bakın gördüğünüz gibi durağa dalan o otobüs ve otobüs şoförü de ne yapacağını şaşırmış durumda. Yolcular da bu anlamda oldukça... Evet, şaşkın durumdalar sayın seyirciler. Bahçelievler'de durağa giren otobüsten bu görüntüler. Bakın, bir taraftan insanlar kaçarken bir taraftan da o durağa maalesef otobüsün çarptığı anlarda kameranın
daha doğrusu otobüsün iç kamerasından çekilen görüntüler. Vatandaşlar bir taraftan sitem ediyor ama tabii şoförün yapacağı bir şey yok. Ve o noktada işte bu kaza meydana geliyor sayın seyirciler. YTT yine bir kaza, YTT'den kaynaklanan, işte yetkililer bu noktada maalesef bir çözüm bulamayınca bu tarz kazaların ardı arkası kesilmiyor sayın seyirciler. Bahçelievler'de durağa giren otobüsten görüntüler ekranlarınıza yansımış oldu efendim. Evet, devam edelim. İçişleri Bakanı Göç İdaresi Başkanlığı yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı. Yılın ilk 6 ayında 10.520 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Verileri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. 10.520 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek %113'lük başarı sağlandığı kaydedildi. 21.295 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellenirken son 12 ayda 130.159 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. 2022 yılında 237 Carter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte 124.441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. 2022, ülke tarihinin en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığı yıl oldu. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet motorunu çalıştırdı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir artık sıra uçuşta açıklaması yaptı. Motor çalıştı, sıra uçuşta. Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olacak Hürjet'in motoru çalıştırıldı. O anların videosunu sosyal medyadan paylaşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, artık sıra uçuşta dedi. Yaklaşık 8.000 parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı. Üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı. Proje kapsamında ilk aşamada üretilecek iki prototipe yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Prototiplerden biri dayanım, diğeri uçuş testlerinde kullanılacak. Dayanım testinde kullanılacak prototip hangardan çıktı ve tam boy statik tesislerine tabi tutulacak. Uçuş yapacak prototiple ise yakın zamanda yer testlerine başlanacak. Hürjet, motor entegrasyonu ve yer testleriyle 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlanıyor. Sonrasında yürütülecek testler ve geliştirme faaliyetleriyle Hürjet'in 2025'te envantere girebilir hale gelmesi amaçlanıyor. Tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, silahlı ve silahsız hava devriyesi, akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Çıkış Yolu programındaki konuşmasını paylaşan Perinçek, "Millet İttifakı'nın programı Amerika ve Avrupa'dan aferin alma programı" ifadelerini kullandı. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar, böyle hayranlıkla diyecekler ki aferin Türkiye'de, şimdi şuna bak diyecekler. Altılı Masa mutabakat metninde Batı'ya bağlılık sözü verirken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözleri büyük tepki çekti. Babacan demiş ki eğer demiş biz demiş Avrupa Birliği'ne falan girersek demiş bize aferin, oradan aferin derler. Tabii. Aferin kelimesini de o kullanıyor. Tabii. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Babacan'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bakın,
milli devleti tasfiye ederken milli onuru, milli haysiyetleri hepsini tasfiye ediyor. Çünkü bir milletin onuru devletidir. Çünkü onu ayak altından kurtaran devlettir. Sizin bir devletiniz yoksa ne namusunuz, ne onurunuz, ne haysiyetiniz, hiçbir şeyiniz yoktur. Çıkış Yolu programındaki konuşmasını paylaşan Perinçek, Millet İttifakı'nın programı, Amerika ve Avrupa'dan aferin alma programı ifadelerini kullandı. Şimdi aferin, aferin almak isteyen bir şey. Akılları şeye takılmış, aferin almaya. Programın özü bu. Amerika ve Avrupa'dan aferin programı. Bunu böyle yaparsak diyor, benim yaptığım gibi diyor, yaparsak diyor, Avrupa'dan aferin olur, okurlar diyor bunu, aferin derler diyor. Yani evet. Bunların kafasında Avrupa'dan ve Amerika'dan aferin almak var. Üretici, çiftçi, vatandaş borç içinde yüzerken bankalar kar açıklamayı sürdürüyor Sayın Seyirciler. Bu bankaların arasında yabancı sermayeli bankalar da dikkat çekiyor. Biz de yabancı ekonomileri besleyen bu bankaların karlarını derledik. Türk vatandaşının ne kadar parası yurt dışına çıkıyor diye şöyle bir araştırdık. Gelin haberi izleyelim efendim. Bankalar 2022 yılında rekor kar açıklamayı sürdürdü. Bankacılık sektörünün net karı 2022'de bir önceki yıla göre %366,4 arttı, 433,5 milyar liraya ulaştı. Karlılık oranlarına bakıldığında Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalar dikkat çekiyor. Türk bankacılık sistemine kayıtlı 52 bankanın 21'i yabancı sermayeli. Bu bankaların içinde henüz 2022 yılı için karlılık açıklayan bankaların karlarına bakıldığında rakamların çok yüksek olduğu görülüyor. Yabancı sermayeli bir bankanın 2022 yılında 58 milyar 510 milyon lira kar ettiği ortaya çıktı. Yine yabancı bir bankanın karının ise 17 milyar 224 milyon lira, başka bir bankanın ise 1 milyar 66 milyon lira kar elde ettiği görüldü. Yani Türkiye'de Türk vatandaşını borçlandıran yabancı sermayeli bankalar yabancı ekonomileri besliyor. Evet, bu haberle birlikte günlük yayınımızı burada noktalıyoruz. Hepinize güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.